7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Sultan Süleyman'ın sarayına hoş geldiniz. Eşin diyor ki, Hülya kalk eve gidiyoruz diyor. Baban da diyor ki, hayır Hülya oturacaksın diyor. Bir baktım arkamdan biri saldırıyor beni dövmeye. Ben kapıdan merdivenlerden indim ama eşim peşimden gelmedi. Bana çok inandırıcı gelmedi açıkçası. Ne yaptın ya? Bayağı zorlanacak. Önce yıkadı, şimdi duruluyor. Mutfağın anasını ağlatıyor. Taşını sıksam suyunu çıkarırım. Yakacağım babanı! Panik yapacağını düşünmüyorum. Bir göz attığımı çekecek mi? Ağır olacağını düşünüyorum. Hadi bacım, hızlı olalım ya. Deden mi pizza gibi senin ya? Bak şimdi oradaki Melahat ablayı görüyor musun? Kadın televizyonun önünde böyle dolanıyor. Acaba ne koydu diye göreceğim diye. Kendisine gösterdiği özeni Şaşa'yı masasında göstermemiş maalesef. Onlar sanki sokağa çıkacaklarmış gibi o şekilde programa gelmiş. Hani içindeki şehriyesine bir şey demiyorum, o tercih meselesi. İçindeki neyine? Şehriyet, her şehriye vardı sanki içinde. Yok, yok karışan oldu. Hülya'nın kesemiyorum böreğimizi. Kesilmiyor canım, bunu böyle alıyorsun, bu şekilde yeniliyor. Biz bak, şimdi davet sofrasında öyle mi yiyeceğiz yani? Filiz Hanım puan kırmak için bence bahane aradı. Hülya Hanım, ben sizin yemekten anladığınızda şüpheliyim şu anda. Gerçekten gününüzü artık dört gözle bekliyorum. Çorbayı domates çorbası olarak belirttiniz. Közde domates çorbası getirdiniz. Börek dediniz, önümüze pişi geldi. Etli sarma dediniz, tavuklu sarma geldi. Biraz daha pide alayım, salata, ekmek, devam. Zaten Şükrü Hanım 3 gündür pide yiyor. Yemek yemiyor ki. Bu karabiberi biraz daha az ekleyebilirsiniz. Ben yaptım ki o biber dolmasıydı. Bakın siz anlayamıyorsunuz. Acıyı da diyorum hanımefendi. Biber dolması olarak demiyorum. Bana haksızlık yaptığı için sesini yükseltti yani. Giriyor kadife. Ya koyar mısınız kadife? Come on, come on, come on. Kadife koyar mısınız? Koyuyorum abi. Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. En Hamarat Benim'den haftanın 3. günden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Bugün de Küçükçekmece'deyiz. Bugünkü yarışmacımız Hülya Hanım. Hülya Hanım hem heyecanlı hem de iddialı bir yarışmacımızdı. Güzel, şık iftar sofraları kurmaya En Hamarat Benim'de devam ediyoruz. Biliyorsunuz birbirinden güzel dini sorularla bölümlerimize renk katıyoruz. Bugün yine çok farklı sorularımız olacak. Birbirinden güzel yemeklerle iftar sofralarına renk vereceğiz. Hazırsanız Hülya Hanım'ın kapısını çalıyorum. Bakalım kapının arkasında Hülya Hanım ne kadar heyecanlı görelim. Şahane lezzetler, muhteşem tarifler, müthiş hamaratlıklar için biz hazırız. Siz de hazırsanız söz Kadir Ezildi'ne. Günaydın. Hülya Hanımcığım. Hoş geldiniz Kadir. Ama bir insan bu kadar kıskanılmaz ki. Dün 4 tane gram altınımı kıskandım. Bugün nasıl döşemiş setleri, evet, Allah canını almasın. Günaydın da siz. Günaydın. Daha bir de kalanı var. Evet. Kapınızın tasarımına bayıldım bu arada. Gerçekten şaheser. Evet. Sizin bu müteahhitler bayılıyor da bu kapılara baskı yapsınlar. İstanbul Küçükçekmece'de oturuyorum. 10 yıllık evliyim. 36 yaşındayım. Ev hanımıyım. Çalışmıyorum. 3 tane evladım var. Görüyorsun değil mi nasıl döşemiş boynunu, kıskandın kolunu? Kıskandın dün. Kadir Bey çok altınlı görüyorum. Önce dedim ben de takıştırayım. Hmm. Hadi bir görelim. Bu bizim, maşallah. Bunun daha uzun da oluyor. Bunun ismi ne? Hint yüzüğü diyorlar. Hint yüzüğü. O set takımın. O set takımı mı? Bizim Batman da böyledir. Gösterişi severiz. Ay, şimdi de Batman onların otunu olur. Öldüreceğim kendimi. Adam her gün il değiştiriyor. Sor bakalım ev hanımefendinin mi? Senin kendi evin mi Hülya burası? Yok, ablamın evi. Ablanın evi. O zaman alalım 5000 TL. Bu kadar altının üstüne sana 5000 TL çerez parası gibi gelir ama. Yani ablan için iyi. Teşekkür ederim. Evet, güle güle kullan inşallah. Çok teşekkürler. O zaman gezelim mi? Evet. Ablan da bu kadar altını seviyor mu? Evet, o daha çok seviyor. O zaman ben ablandan kesin böyle gold bir ev bekliyorum. O bir seti daha da var. Bir seti daha da var. Ben az önce gördüm, eşofmanlıydı. Eşofmanında bile altın seti vardı. Öyle uyuyor demek. Kolu komşu yadırgamıyor mu? Yok, komşular. Komşular da mı Batmanlı? Batmanlı 2-3 kişi, diğerleri yabancı. Ha, anladım. Hadi geç bakalım, ben ablandan gerçek gold bir ev bekliyorum.
eşofman üstüne sevdiğim. Eklediğinizi karşılayacak. Biz 4 kız kardeşiz. Dörtümüz de birbirimize bağlıyız. Ama erkekler işte 6 tane erkek kardeşim var. 3 tanesi Almanya'ya gitti. 3 tanesi burada. Zaman hepimizi ayrı ayrı yerlere savurdu. Biraz ayrı düştük. Hani biraz arada soğukluk var ama kardeş yönünden birbirimize bağlıyız. Koltuklar. Evet, salon da çok büyük. Bu ev kaç metrekare? Bayağı büyük. Maşallah cendek gibi salon. Biz işte Batman'la gösterişleri seviyoruz yani. Batman'da gösteriş seviyorsunuz, İstanbul'a da gösterişi alıp getiriyorsunuz. Aynen. Boğaz bile daha şimdi yeni bir ev alıyorlar Allah izniyle. Küçükçekmece'de. Oh, enişte bey ne iş yapıyor? Enişte ticaret diyelim. Ticaret ne maşallah, işleri iyi anlaşılan. Aynen. Eşim şöyle Görücü usulüyle evlendik ama çok şükür mutluyum. Eşimi seviyorum. Hani sonradan sevdik birbirimizi. Biraz kafa uyuşsuzluğumuz var hani. Ben diyorum hani biraz sosyal hayatı işte yaşayalım, etkinlik yapalım, çocuklarla bir yerlere gidelim. O da çalıştığı için yoruluyor. Evde vakit geçirmeyi seviyor, ben dışarıda vakit geçirmeyi seviyorum. O şekilde anlaşamıyoruz bazen. Bu sonradan kaplanan mı yoksa boyanmış mı, böyle mi yapılmış? Böyle doğal. Böyle yapılmış. Böyle yapılmış. Bu kadar gösterişi seviyorsun. Böyle aralarına hani sanki böyle boyası gitmiş ama modeli böyle. Eskitme gibi yapmışlar. Aha, yok aynen. Canım. Hadi ne yapıyoruz? Bence yarışmacıları direkt alalım. Bu koltuk takımını muhakkak görsünler. Görecekler zaten. Mutfağa gezelim mi? Gezelim mi? Onlar hadi evi görsünler. Hasetlerinden çatlayacaklar. İnşallah nazar değmez evinize. İnşallah, inşallah. Maşallah. Geç okuyalım biz. Bismillah. Çocuklar en küçük oğlum 2,5 yaşında, kızım 6 yaşında, oğlum 10 yaşında. Okula gidiyor ikisi, diğer oğlum küçük evde, ablam bakıyor zaten yarıştığım için. Aa mutfak genişmiş, güzel ama gold değil, çok şaşırttınız beni. Evet burada biraz... Oynayamamışlar burada. Evet şöyle bakalım aspiratörümüze. Düğme kısmında hafif yağlar var, burayı güzel terleyeceğiz hanımefendiyle ya birlikte. Ya ben çocuklar işte ablam baktığı için... Aspiratörün arka kısımlarını terleyeceğiz, unutmayalım. Evet. Hülya'cığım. Bu biraz paslanmış, buna bir şey yapamayız artık. Biz de bakalım efendim. O biraz eski zaten, bitkisel o hayata girmiş. Evet Hülya Hanım'ın temizliğini mutfakta göreceğiz. Tamam. Ne tamam? Niye tamam? Mikrodalga tamam, aspiratör tamam, ocak tezgahın üstü okey. Fırsat bulamadık Kadir bakalım. Bey diyelim. Ya biraz ben karış. Burada bir otlu peynir mi görüyorum? Evet. Bizim doğal bakar Batman'dan. Mısın otlu peynir? Tadına Allah. Bakmak ister misiniz? Kız Ramazan günü nereye tadına bakın? Doğru ya. Çocuk orucu tutuyor öğlene kadar. Onu da tutmadım hiç biliyor musun? Ya hiç tutmazdım ya tam tutardım. Öyle öğlene kadar sevmem ben yarın yapalım işleri. Buzdolabı da güzelmiş şöyle kremleri senden. İnşallah. Ovalayalım ovalayalım o bileziklerle şıngır şıngır. Hadi misafirleri karşılayalım. Ben salona sen de kapıyı o paranı da koy kenara. Tamam. Hadi. Ya temizlik kolay kolay hani çocuklar ufak olduğu için öyle üstten üstten yapıyorum. Ama onları yatırdım mı her yeri üstten baştan bir güzel siler süpürürüm. Güzelce taşını sıksam suyunu çıkarırım. Hoş merhaba. Geldiniz bayanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Hülya'nın karşılamasını çok güzel buldum, çok sıcaktı. Hülya Hanım bugün bizi güzel karşıladı, enerjikti, güler yüzüydü, bir sıkıntımız yoktu. Hülya'nın karşılamasını güzel buldum. Sultan Süleyman'ın sarayına hoş geldiniz. Allah güzel. Saray gibi olmuş gerçekten burası. Hülya Hanım'ı nasıl buldunuz? Çok şık, çok şık. Birazcık abartısı vardı. Biraz rahatsız etti. Düğüne gider gibi. Bana göre de çok abartılıydı. Kıyafeti beni rahatsız etmedi. Evet Hülya, biraz kendinden bahset bize. Senin kaç çocuğun var? Evli misin, bekar mısın? Ben tam bilmiyorum. Evliyim, 10 yıllık. İstanbul Küçükçekmece'de oturuyorum. 10 yıllık evliyim, 36 yaşındayım. 3 tane çocuğum var. 3 tane maşallah. Yaşları nedir onların? Oğlum 10 yaşında, kızım 6 yaşında. En küçüğümüz de 2,5. 2,5 yaşında. Oğlum, İyi, aralarda çok açmamışsın. Açmamış. Eşin ne işle meşgul Hülya? Eşim tekstil. Tekstille uğraşıyor. Evet. Konfeksiyon falan mı? Aha. Senin de daha önce konfeksiyon geçmişin vardı. Evet. Dedin ya Kadir Bey, arabeskiks de olmuyor. Arabesk olmadan gerçekten 15 yılımı verdim. Ben küçük yaşta başladım işe. Yani benim yaşımdakiler dışarıda oynuyorlardı mesela atıyorum. Ben çalıştım, hani kardeşlerime baktım. Daha en küçüğümüz 1,5-2 yaşındaydı kardeşim. İstanbul'da mıydın hep Batman'dan mı geldin? Ya Batman'dan buraya geldiğimizde ufaktık hani 12-13 yaşında hani o yaşlarda. 4'e 5'e okula gitmen gerekirken biz okulu bıraktık, her işe başladık. Niye peki bırakmak zorunda kaldın? Maddi zorluklardan maddi dolayı... Maddi yönden de hem de öyle gerekiyordu yani. Bir şekilde çalışmamız. Ya isteye isteye değil tabii isteye ki de. İsteye değil tabii. Hiçbir mecbur, çocuk kalkıp da 12-13 yaşında isteye isteye şöyle de bir çalışmaz. Hani bizde doğu tarafı hani kızla hani erkek evlat isterler ama kızlara daha düşkünler. Ama okumuyor ama çalışıyor. Aynen. Tuhaf değil o mi? Zaman çok işin çok garip tarafı zaten. İşte oldun mu sıkıntı yok ama okulda oldun mu? Halbuki işte daha büyük sıkıntı var. Hani kalabalık, yabancı insanların içindesin.
Yok, orası güvenli. Ama okul güvenli değil. Güvenli okul değil. Güvenli değil. Çünkü okula gidince zihnin açılıyor ya işte o. Kocaya kaçarsın, mektup yazarsın. Başka sen geç yerine kaçarsın. İşe de gitsen. Okula giderse mektup yazarsın diye. Bir yandan şansım, babamı kaybettikten sonra hayatım alt üst oldu. Şansım hiç yüzüme gülmedi yani. İşim hep ters gitti, hep çalıştık. Erken yaşta konfeksiyona girdin. Evet. Zorlu şartlarda çalıştın. Kaç sene çalıştın? 15 yıl. Sabah git 7'de 8.30'da, akşam 12'ye kadar. Yeri geliyor hani sabahlamaya kalıyorduk o şekilde. Yani kolay değil, evet. 15 sene erken yaşta konfeksiyonda evet. Ağır bir ortam ağır. Cidden. Evet, çok şu ağır. An büyük insanlar bile hani zorla gidip çalışıyor ekmek parası niyetinde. Çünkü ağır bir ortam. Yani bu üstümüz hepsi toz içinde oluyor. Bazen kimliklerimiz bile tozlu oluyordu. Sonra nasıl evlendin? Sonra eşimle işte bir tanıdık arkadaşım, hani ortak arkadaşımız. Vesile oldu. Onun ablasının kızı onun abisiyle evli. Eşimin abisiyle. İşte benim eşim de askere gidiyor, geliyor. Annesinin babasını hani askerde kaybediyor. Geliyor. Ablasıyla askerdeki annesiyle babası vefat ediyor. Sonra geliyor, zaten evin en küçüğü. Ablasıyla bir sene, iki sene kalıyor, kendini toparlıyor. İşte abla diyor böyle olmuyor. Hani ablası da söylüyor. Bir düzen kurayım ben de kendime. Bir düzen kur yani. O şekilde sonra arkadaşım söyledi. İşte annesi yok, babası yok, iyi bir insan. Dedim tanışalım yani, tanıştık. Çok yani, üzüldüm yani gayet çekici. Ben o yönden konuştuğum zaman onu biraz ağır bastırdı beni duygusal yönünden. Ha, etkiledi hani, mi etkiledi seni? Etkiledi beni, orada etkiledi. Hani annem yok, babam yok, bir düzenim olsun dedi. Hani bir evim olsun. Benim görücü usulüne yani isteyen evlenebilir ama ben asla. Ben aşk kadınıyım, ben severek evlenmeliyim. Gülüyor, sanki adama üzüldüğün için evlenmişsin gibi oldu. Gibi oldu, sonradan sevdim ama. Sonradan başta sevdi. Sevmiyordum. Hani gerçekten acaba... konuştum, hiçbir etik alamadım. Neyse şu an mutlusun Allah'a şükür. Ben görücü usulü evliliğe karşı değilim. Görücü usulüyle evlenen insanların çok da mutlu olduklarını da görüyorum. O yüzden karşı değilim. Size küçük tatlı sorularım var. Ben sizin cevaplarını merak ediyorum. Herkes sorduğum soruya odaklansın ve kendini oraya koysun, sonra bana cevap versin. Şimdi eşinizin, sevgili kocanızın başka bir telefonu olduğunu öğreniyorsunuz. Telefon. Başka bir farklı hat telefonu var. Çatladanak elinize geçti. Of. Ya da çaldı. Bu ne? Adamın başka bir telefonu var. Yok artık. Eş konusunda çok sertimdir çünkü eşimi çok seviyorum. Çok kıskanç biriyimdir ona karşı. O yüzden biraz tepkilerim ağır olabilir. Şimdi bile ben dondum. Aynen dondum. Ben de aynı yani. Şekilde. Kesinlikle. Evin içinde yabancı bir telefon sesi var. Bu telefon ne? Bir aldın, adam da bir anda geldi. Kem küm. Telefon adamın ikinci telefon. Yani kıyamet kopardı o anda. Normalde sert biri değilim ama o telefonu iş telefonu olarak saklıyor ve benden gizliyorsa tabii ki tepkimi gösteririm ve sinirlenirim. Yani nasıl benden habersiz telefon? Bu sesinle yani? Mi kıyamet kopuyor? Hayır, adam pek fazla tınlamaz gibi mi geldi? Tabii ki bu ses tonuyla olmaz ama yani... O an ne düşünürsün? O an yani... Aldatıldığını mı düşünürsün tabii hemen? Tabii ki. Çünkü başka bir telefon var evin içerisinde ve benim haberim yok. Direkt aklına aldatılma mı geliyor? 17 yıllık yani. Direkt aklına aldatılma geliyor. Tabii ki normal tabii olarak. Normal olarak ne gelir? Ne gelir yani? Senin tepkin ne olur Şafak? Ya ben var ya, sen söyleyince bile karnıma kramp girdi. Fark ettim, gözüm gitti, önüne getirdim o an. Ne yapabilirim ben tahmin edemiyorum. Yani ben o an telefonumu kırarım, duvara mı çarparım, evimi terk ederim. Bayağı yükseldi Şafak Hanım. Çok acayip. Kibriye abla? Ben de şaşırırım. Sonra da telefonu kırarım. Senin de kayınpederin, kayınvaliden de var. Ama onlar o gün yoktur. Ha yoktur onlar. Onlar o gün yoktur. Allah'a bir şey, o gün onlar yok. Onlar o gün yoktur. Telefon çalar. Ben gidip... Gardrobun içinden ses geliyor. Kıyafetin arasına bir baktı, bir tane telefon. Evet, bakarım. Bir de sessize almış diyelim. Dır 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 dır. Sorarım bu telefon ne telefon, ne iş var burada, kimin telefonu, ne zaman aldın? Ne işler çeviriyorsun, beni peki, mi aldatıyorsun? Peki ne söylese seni ikna eder? İkna edemez. Naifim, sakinim, katı kurallarım da var. Direkt aklına aldatılma mı gelir senin de? Aldatılma gelir. Aldatılma gelir. Hep hanımlar başka aklına... bir şey gelmez ki yani. Gizli saklı bir telefon. Sana sormak istemiyorum. Direkt adamdan parçaladın sen. Yok parçalamam. Telefonu alırım, giderim bu ne deyip kafasına fırlatırım. Hmm. Açıklamasına bile izin vermem çünkü açıklanacak bir şey yok bence. Eşim bana iş telefonu da dese ikna edemez. Çünkü eğer o iş telefonuysa onun ortada olması gerekiyor. Ya çünkü gizlemiş. Gizlemiş. Sessize almış. Sessize almış. Gardırobunun içine gizlemiş. Gardıroba konulmuş. Ha sonra ama tabii bir dinlemek lazım. Bir açıklaması vardır yani illaki. Ya senin tepkin ne olur? Ben önce bir cidden insani bir şekilde evet. Saygı. Yok işte dinlemem. Hayatım bu telefon ne mi dersin? Aynen. Yoksa telefonu fırlattığın gibi... Önce bir bakarım kim arıyor diye, kocalarım hani bir içinde ne var ne yok ona göre ben tepkim, sonra kendi kendimi doldururum, sonra gider.
Sonra inanıyor musun Zülya Hanım? Onu gördüğünde direkt buluyorsun. Bu kadar sakin olacağına inanıyor musun? Mümkün değil. Şimdi kadın bu kadar sakin kalamaz. Ya şimdi olan bir kadın... O öyle ince bir kurcalayayım, bir edeyim, yapmaz. Yapmaz onu. Ya yok yani, ben eşime o konuda sonsuz güveniyorum. Güveniyorsun. Hepimiz güvendik ama ben, o ya, farklı bir durum. Hepimiz güvendik ama. Ama yok gerçekten ya, o farklı bir durum. Gizli saklı bir telefon. Peki hanımlar çok büyük tepkiler veriyorsunuz. Ya adamın yedek iş attı. Hanımların hepsinin sert tepki vereceğini düşünüyorum. Çünkü kimse sessiz kalmaz bu konuda. Sessize almış. Niye sessize alıyor? Niye gizli söylemek istemiyor? Fırsat olmamıştı söylemek. Eğer iş telefonuysa zaten onu bildirsin. Ortada duruyor. Söylesin. Ortada mı? Hani sessize alıyor, saklıyor. Belki bir gizli bir şifre var. Şifre bile koyuyorsa şüpheli bir durum. Ha, evli erkeğin telefonunda şifre olamaz mı? Kadının da erkeğin de olmaması lazım. Açtığında Şifre yani... Hanım, biz 10 yıllık evliyiz eşimle. Ne ben... Tabii olması gereken bu ama. Şifre evet. Eğer gizli... Telefonumuz da ortalık yerde duruyor. Ama belki adam annesiyle konuşuyor, sohbet ediyor. Senin okumanı konuşuyor. İstemiyor. Sizsin canım, okumamı istemiyorsa. Ya öyle şifre olmayacak. Şifre varsa benim için şifre var mı Filiz Hoca'nın telefonunda? Yok, benim de yok. Benim cevabıma şaşırdılar. Aslında bence onlar da eşlerinin peşinden giderlerdi. Birazcık oyun oynuyorlar gibi geldi. Peki şimdi ikinci soruya gelelim. Bomba. Bu soru çok zor bir soru. Ailenize oturmaya gittiniz. Kendi ailemiz. Kendi ailemle. Tamam. Annen baban oturuyorsunuz. Bir anda sohbet ilerlerken kavga çıktı. Eyvallah. Babanla eşin o kadar kötü tartışmaya başladı ki ikisi de artık göz gözü görmüyor, sinirliler. Sen arada kaldın. Ay. Eşin diyor ki Hülya kalk eve gidiyoruz diyor. Baban da diyor ki hayır Hülya oturacaksın diyor. Kalkıp gider misin, oturur musun? Eşime diyeceğim uygun bir dille, sen hayatım git. Göz gözü görmüyor Hülya, ya adam şöyle, sinirden köpürmüş. Babamı yanında kalmayı tercih ederim. Eşimi bir şekilde ikna edemem ama babamın bir daha gönlünü alamam. Filiz. Ben de babamın yanında kalırım. Babanın yanında kalırsın. Ay ben çok şaşırtacağım herhalde siz Kadir Bey. Eşinle mi? Şu ana kadar eşinizi savunacak bir tarafınız yok da. Şimdi o benim babam. Evet. Bir saniye, şok açıklama. Ama eşimle giderim. Neden? Çünkü benim geçimimi sağlayan hayat arkadaşım, çocukların babası eşim. Şu ana kadar Şükran Hanım hep kocasıyla problemini anlattı ve kocasını tercih etti. Bana çok inandırıcı gelmedi açıkçası. Ben babamın gönlünü alırım çünkü evladıyım. Filiz, baban öyle hemen affeden biri midir? Evet. Ama gene de sen babanı seçtin hemen affetmesine rağmen. Ama ben babamı ayrı bir hayranlığım var. Çok severim. Genelde kız çocukları babalarına evet, çok düşkün. Evet, Hülya da öyle galiba. Şu an bile duygulandım. Hani ağlamamak için kendini zor tutuyor. Baban hayatta mı? Yok, vefat etti. 24 Allah sene rahmet eylesin. 24 sene. Eylesin. Yayasını çok tuttuk. Yani onu şeyini atamadık üstümüzden. İşte keşke ölmeseydi, keşke yaşasaydı. Çok genç yaşta vefat etti. Belki de baban olsaydı konfeksiyonda çalışmak zorunda kalmazdı. Belki de. Belki de okula, o zaman okula da gidebilirdi. Okula giderdik. Yani belki şu an bambaşka bir hayatımız oluyordu. Yani ben o sırada 12-13 yaşındaydım. 15'ime girmemiştim ergenlik çağında. Yani. Çocukluğumu yaşamadım. Yani hangi yaşta her anında o babasızlığın zorluğunu yaşadın mı? Yaşadım. Yani mesela mesela ben hastanede bile oğlumda doğum yaptığımda herkesin mesela iki odada bir hasta vardı. Ben ona baktığımda mesela annesi babası yanındaydı mesela kardeşleri. Benim kimsem yoktu, hani annem buradaydı. O da kardeşlerimi bırakamadığı için gelemedi hastaneye. Ben hastaneye görümcem yanındaydı sağ olsun. Ama tabii ki doğum yapan bir kadın olarak bir annenin bir babanı annemi görmek istedi. Annemi o an yani onlara baktıkça ben diyorum hani babam olsaydı bir şekilde annemi alır getirirdi. Hani beni yalnız bırakmazdı burada. Allah rahmet eylesin. Allah evet Şafak Hanım. Bu baba hikayesinden sonra bilmiyorum Şafak şimdi kimi tercih edecek ama babanı mı tercih edersin, eşini mi tercih edersin? Bu arada hani sonuçta evlisiniz de hanımlar. Tabii, yani ha. Siz bekar gibi düşünmeyin. O da eşiniz, çocuklarınızın babası ve aynı eve gideceksiniz. Eşim mi babam mı? Etkilemiş gibi olmayayım da. Yani şimdi herhalde ben bir adım oraya, bir adım bu tarafa atarım, gider gelirim herhalde. Ama baba tarafına geçerim diye düşünüyorum. Çünkü eşim bir saatten sonra sakinleşecek. O hak verecek baban bana. Baban sakinleşmeyecek mi bir saatten sonra? Babam da sakinleşecek. Onun zaman hadi kızım git kocanın yanına diyecek. Üç kişi baba dedi, bir kişi koca dedi. Kibriye abla. Ben eşimi alır giderim. Eşim seni alıp gidiyor, bir de Kibriye abla eşini alır. Ben alır giderim. Çünkü benim babam da ya sakin. Gönlünü alırım sonradan. Yani bu durumda ki
şey, o peki değişik şey ama ben kendimce düşündüm. Ben şimdi evli olsam, yani eşimi alır çıkarım oradan. İşte çünkü ben sonra annemi geri sakinleştiririm. Ya anne sen onunla niye böyle kavga ediyorsun? Annemden yana olurum. Eve gider eşimi de biraz sakinleştiririm. Çünkü eşimin de ailesi orada yok. Eğer ben annemle oturursam orada tek başına kalmış olacak. Bir yola çıkarken de ona söz vermişim ben. Çünkü erkeğin burada biraz ortayı bulması lazım. Evet, eğer erkek çok anneci olursa eşe de günah. O da sonuçta ailesini bırakmış senin yanına gelmiş. Bir söz vermişsin ona da. Arayı bulmak lazım. Tabii saygı çerçevesi içerisinde yani. Bunlar önemli. Zaten oradaki hani bir hakaret varsa ona göre tercih yapılır tabii zaten. Ki. Atıyorum ben eşim hani dedim giderim ama eşim şey babam yanında baban kalırım dedim. Ettin. Ama hani eşim eğer babama çok büyük hakaretler etmişse ben babamın yanında kalırım. Ama o hani öbür türlüsü hani normal bir kavga ise ya ettim, yok tabii ki eşim kavgalar normal yok hani. Hakaret etmemeliyiz kavgalar. Çünkü ben böyle bir durumu yaşadım, kayınvalidemden yaşadım. Sen zaten Şükran abla bu kayınvalide toprağına haber gitmesin. Ne oldu? Sen bir örnek ver bari. Yani konuşmuyorduk, sonra hanımefendi emir buymuş gelsin elimi öpsün diye. Ben de dedim ki giderse elini öpmem. Yeğenin evine gelmişti. Gittim herkesle bayramlaştım. Yanından es geçtim. Bir baktım arkamdan biri saldırıyor. Ben kapıdan merdivenlerden indim ama eşim peşimden gelmedi. Ben eve gittim, aradan bir 6-7 saat geçti, eşim geldi. Dedim ki hayır, açmıyorum kapıyı. Çünkü benim yanıma gelmesi lazımdı. Ben çok kötü durumdaydım. Ama Şükran'ım çok kötü şeyler yaşamışsın. Gerçekten. Zor, çok şeyler çekmişsin Şükran ablacığım. Çok zor bir hayatın olmuş. O yüzden kesinlikle kınamayın. Dilinizi ısırın. Aynen. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Kayınvalidene de Allah rahmet eylesin. Eylesin. Tabii bunlar Şükran Hanım'ın birer iddiası. Şimdi kayınvalidesi rahmetli olmuş. Onu dinleyemediğimiz için birer iddia olarak ben bunları kabul ediyorum. Gününde de daha çok şeyler var eminim. Evet Hülya'cığım, bugün iftara sana davetliyiz. Evet. Sen de Batmanlısın. Madem ki bu kadar altını taktın. İnşallah sofran da bu kadar şatafatlıdır yemeklerinde. Beklentim bugün çok benim gerçekten. Soframda şakır şakır olacak. İnşallah. Bekliyoruz. Dün kim dedi ki Hülya'nın pilav yorumundan sonra ben yemekten anladığını düşünmüyorum. Güzel bir yemek yapıyorum. Pilav demedim ben. Pilav mı söyledin? Salatadan sonra. Salatadan sonra. Bakalım nasıl Şükran bir yemek Hanım o yorumu yaptı. Siz de ona katıldınız. Başta pilav yorumunu siz nasıl söylediniz? Hülya Hanım, ben sizin yemekten anladığınızda şüpheliyim şu anda. Gerçekten gününüzü artık dört gözle bekliyorum. Sizin baştan sona yaptığınız yorumlardan dolayı yemekten anladığınızı zaten düşünmüyorum. En baştan beri mi? Evet, çünkü hep... Pilavı geç, en baştan beri düşünüyormuş. Evet, çünkü hiç bir doğru yemeğe... Doğru yorum yaptım. Bu yemeğe ne yemiş? Dur söylesin. Doğru yorum yaptığını düşünmüyorum çünkü. Yani tam anlamıyla bir yemekten bahsedip bir yemeğin eksiğini tam anlamıyla sayamıyor mu? Hayır, sayamadı. O yüzden düşünmüyorum. Bir de dünkü yemekleri hani bilmiyordu. Evet, bilmiyordum. Bilmedim, yani araştırmadım. Şöyle yani mesela. Bilmiyordu dediğin ne vardı ki? Kızı güveç vardı, pirinç pilavı vardı. Bilmedim, sadece orada salata. Kamera karşısında istersen sanki gören diyecek ki her gün kamera karşısında çıkıyoruz. O anda dilim sürçtü. Hani çoban dünkü salatasına kaşık salata değil. O yüzden mi söylüyorsun? Önceden işte laf sokuyorlar yani Kadir Bey. Yani dün bilmeyeceği yemek... Ne araştırdım, bana hazırlamadım. Onların tadını bilmiyordu, yememişti daha önceden. Yapmadım abi, bilmiyor olabilir. Herkesin kötü değil. Hıngel zaten mantı. Mantının bir çeşidi. Peki. O sıkıntımız, zaman sıkıntımız çoban ve kaşık salatası karıştırmasıydı herhalde. Ya olabilir. Evet. Herkes kamera karşısına çıkmıyoruz ki. Üstüne geliyorlar Hülya. Üstüme gelsinler, ben hazırlıklıyım. O zaman patlat şu bombayı. Aynen. Karşındaki kameraya say menünü. Hadi bakalım. Başlangıç olarak domates çorbası, ara sıcağım yaprak sarması, patatesli börek, ana yemeğim pilav, patates püresi, bir de tepsi kebabı. Tatlım yanına da mevsim salatası. Tatlım olarak da Kıbrıs tatlısı. Gösterişi seviyor Hülya Hanım ama keşke menüsüne gösterseydi bu gösterişi. Ne oldu? Şükran abla, ne tutundun öyle? Menimi? Tepsi kebabı bekliyordum gerçekten. Bekliyor muydun? Ama hem patates püresi hem pilav. Aa, evet. Çok güzel olur yan yana. Çok güzel yan yana. Mübarek gün. Hülya Hanım'ın menüsü bana karışık geldi. Hülya Hanım'ı menüsüne bakınca kendime rakip olarak görmedim. Ayaklarınıza sağlık. Biz de birazdan sağlık. Bu şahşalı evi temizlemeye başlayacağız. Bekleyin, geliyoruz. Haydi bakalım. Hadi kolay görüşmek gelsin. Üzere. Hülya Hanım menüden dolayı benim rakibim olamaz. Aslen Batmanlı olan Hülya Hanım'ın mutfağında bugün hem lezzet hem de güzel tarifler var. Kıbrıs tatlısı hani bu yemeğin yanına daha çok yakıştırıyorum. Bir daha hafif bir tatlı Ramazan'da gider diye düşündüm. Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Ya ya da. Panik yapacağını düşünmüyorum. Bir göz attım Çetin abla.
eğlencesi çok, lezzeti bol bu mutfağı sakın kaçırmayın. Ağır olacağını düşünüyorum. Hadi bacım hızlı olalım ya. Deden mi pizza gibi senin ya? Kaşık boğuluyor. Ben dedim ki o herif o sandalyeden inmesiye kadar oho gitti Hayrettin enişte. Bak şimdi oradaki Melahat ablayı görüyor musun? Kadın televizyonun önünde böyle dolanıyor. Acaba ne koydu diye göreceğim diye. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan. Kadir Ezildi ile en hamanat benim de. Geliyor Kadir Bey. Ya koyar mısınız Kadir? Kavun kavun. Kadir Bey koyar mısınız? Koyuyorum abla. Herkese merhabalar efendim. Mutfaktan başlıyoruz. Mutfaktan. Gezerken çünkü aspiratörü, evet. Ondan sonra cuma buzdolabını, tezgahın üstünü şöyle bir silelim diye konuşmuştuk ya. Kirli olduğunu kabul edeyim, biraz temizleyelim. Kirli orada. Demeyelim. Vakit olmamış, evet. Vakit ayrılmamış olabilir. Şimdi ablanın evi hiç gömmeyelim boştan. Yok yok, ablam çok temiz. Çocuklarımla uğraşıyor, fırsat olmadı. Aynen öyle, aynen. Evde kaç çocuk var? Evet, kız çok var. Ablanın kaç, 3-4 tane çocuğu var ablanın? 4 tane var. Ablanın 4 tane var. Sen de kaç tane var? Ben de 3 tane. 3 tane, 7 çocuk. Ama hayır, onun bir kızı evlendi, yurt dışına gitti. Almanya'ya gitti. Diğerleri zaten gördünüz yani. Seninkiler de burada ama da şimdi. Ama diğerleri okuyor hani. Okuyor altında. Da bunlar akşam eve gelmiyorlar. Okula mı yatıyorlar? Yemektir, ya. İş. Tut halının ucundan şöyle bismillah hemen halıyı bir kaldıralım Hülya'cığım. Kazanırsam çocuklarımla hayalim var. Hani onlar yaz olunca mesela tatile gitmeyi istiyorlar. Denize gitmeyi. Öyle bir haftalığına tatile gitmek istiyorum. Geri kalan da evime ufak tefek dokunuşlar yapmak istiyorum. İnşallah da kazanırım. Güzelce al yasa gücünü bezini. Kendini ispatla Hülya. Bunu çıkartayım mı? Şu araları arkaları var ya gör. Ya evini sür arkaya. Sür bakayım. Var var. Gördün mü? Evet. Hülya Hanım'ın temizliği güzel olacaktır. Çünkü doğulu bayanlar temizliği, el becerisi yüksektir. Hülya sen kendinle niye yarışmadın? Benim evim müsait değildi. Ha, müsait değildi. Misafir varmış. Uzaktan misafirleri misafir mi geldi? Misafir yoktu Kadir Bey. Şöyle evim yani balkonu çok güzel. Görseniz hayran kalırsınız. Görmeyelim diye mi çağırdın? Salonla yok. Mutfakla lavabo kapısı bir diyelim. Mutfak lavabo kapısı nasıl bir oluyor kız? Ya, bu ne için değişik bir ev işte, mimarisidir? Ancak gözünüzle görmeniz lazım. Ne kadar söylesem de boş şu yani. Tezgahın üstüne koyabilirsiniz efendim tutun. Bu adam da istiyor ki elini hiçbir şeye sürmesin. Ne güzel iş vallahi. Valla. Hülya Hanım bugün güzel temizlik yapabileceğini düşünüyorum. Şu an çalışıyor musun Hülya, ev hanımı mısın? Şu an çalışmıyorum Kadir Bey. Çocuğum çünkü küçük. Çocuklar küçük olduğu küçük için. Aynen. Ama hani şöyle bazen gece işine gidiyorum. Gece ne işine gidiyorsun? Tekstil. Mesela diyelim işler yetişmedi, birikti, akşama kaldı. Eşini çalıştığı yere mi gidiyorsun? Yok, başka bir yere. Arıyorlar işte eleman lazım. Mesela bizim ekip var arkadaş. Öyle eleman buluyorlar, ediyorlar. Hemen ayarlıyoruz kızları, çağırıyoruz beraber, toplanıyoruz, gidiyoruz. Çocukları eşine mi bırakıyorsun eşine o zaman? Eşim hiç katılma, bizi rezil edersin dedim ama ona inat katıldım. İnşallah da kazanırım, birinci olurum. Hülya Hanım aspiratörü Kadir'de buzdolabını temizlemeye devam ediyor. Yani öyle bir yer verdiniz ki Kadir, böyle bir hiç olmadığım yerden başladım. Havadan puan olmuyor hanımefendi. Gerçekten şaşırttınız beni. Ben salondan başlarız diye mutfaktan başladım. Tabii dedin ki salonda ne de olsa kir yok, yağ yok. Orayı hızlıca siler süpürürüm. Ama asıl iş mutfaktan çıktı. Mutfaktan hiç beklemiyorum. Peki bugün rakiplerini ikna edebilecek misin? İkna edeceğim tabii. Bak kalkıp senin için yok, anlamıyor falan filan yorumlarını beğenmeyenler var aralarında. Bence kendileri hiç anlamıyorlar tabii ki. Hiç. Yani yemekten anladıkları yok. Hepsi için mi söylüyorsun yoksa sadece sana bunu söyleyen Filiz için mi? Şükran Hanım'la şey için söylüyorum. Filiz Hanım için. Ben Hülya Hanım'ı kendime rakip görmüştüm bu son iki günkü masadan sonra ama rakibim olamaz. Bence Filiz Hanım hiç anlamıyor. Bana diyor da. O da onun görüşü. Kimseyi inandırmak zorunda değilim. Hülya Hanım mutfakta çok panikleyeceğini düşünüyorum. Menüsünü yetiştirebilir mi? Onu da bilmiyorum ama gerçi kolay bir menü yetiştirir diye düşünüyorum. Ne yaptın ya? Ne düştü? Çikolata düştü. Hayırdır inşallah. Kaza bela ölmedi. İçinden mi düştü Kadir? Evet içinden düştü. Tencere geliyordu, zor tuttu tencere. Kapak mı açıldı? Kapak açıldı. Ne yapıyorsun bir bakayım? Gel. Camlara dikkat et Kadir Bey. Elinizle almayın, ellemeyin. Bir ellerini kesersin dur. Atma onu, sahurda yeriz. Tabii. Aynen öyle, palyana atarız. Yani. Ay. Kimin gözü yani. Varsa kesin Feriz Hanım'ın gözü vardı. Kesin sahurda yiyemedin, gözün kaldı. Ay çikolata açıkta dedi ki gözüm kalsın. Sana bir şey diyeyim mi? O set takımından dolayı onların gözü kaldı. Bence de. Ya böyle bir fırsat geçti elime. Kadir Bey'le zaten eğleneceğiz, halay çekeceğiz, konuşacağız. Konuşarak yemek yapılıyor zaten. Hani inşallah güzel vakit geçiririz. Can bir
etle yürüyor biliyor musun insanın etinde? Yalan efendim o. Benim kuzenimin bir çocuğu vardı. Ayağına öyle cam girmiş. Anlamamışlar, ilerlemiş. Ayağına ameliyat edecekler de çocuk sünnet bile oldu. Ne alaka, hiçbir şey anlamadım. Çocuk hep, hayır çocuk hep ayağım acıyor acıyor diyor. Hülya al bezler bunlar. Ayağım acıyor acıyor diyor. Doktora götürdüler, bir röntgen çektiler, cam yürümüş çocuğun ayağında. Doktor dedi ki ameliyat etmemiz lazım, anestezi alacak. Anestezi bir kere almışken dediler sünnet edelim bari. Çocuk, bademcik, sünnet, ayak hepsi bir anda çıkıverdi anestezi. İyi mi şimdi? Çok gibi. O yüzden tabii dikkat bir... edin. Çocuğunuz eğer ayağım acıyor falan diyorsa normal muhakkak bakın ya da doktora götürün. Tabii bir duvarları alayım. Önce bir duvarı al sonra da yeri aynen, alalım hazır bez temizken. Hülya'ya güveniyorum ben temizlik konusunda. Çünkü çok hızlı birine benziyor. Bence temiz ve detaylı yapacaktır. Kadir Bey'den tam temiz puan alırım yani. Hülya elin biraz yavaş mı senin? Yavaş değil Kadir biraz Bey. Biraz yavaş sanki ha? Bana yavaş geldi vallahi. Yok Kadir Bey biraz heyecanlıyım. Yandan heyecanı bırak, heyecan bir yok. Bir yandan da yorgunum yani. Niye yorgunsun, ne oldu? Dünkü yorgunluğum. Dün niye yoruldun? Allah kaza. Dün Kibriye Hanım yarışmadı mı? Sen niye yoruldun? Ben biraz geç geldim eve, dinlenemedim. Öyle he, yoldan dolayı. Yoklar, aynen. Hülya Hanım yorgun da olsa temizliğe devam ediyor. Hülya hızlı biri, neşeli biri, konuşkan bir bayan, çok hoş bir bayan. Buzdolabını yerine koyarken mutfaktaki temizliğimizin sonlarına geliyoruz demek istedim ama kaş yaparken göz çıkarttık Kadir'cim. Çok fena oldu vallahi burası. Allah, Allah kahretmesin arkaya gitti. Kadir önce süpürgeyle alsaydın ya. Şu kabalarını alayım da süpürgeye takılıyor sonra çat 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 düşüyor alttan. Çat 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 çat. Bir de torba yediler bu canlar. Torbası yani cam tehlikelidir ya. Eskiden çay bardağı yiyen adamlar falan vardı. Nerede onlar? Ne oldular onlar? Öldü onların hepsi. Bağırsuklar delinmedi mi onların? Delinmiştir herhalde. Eskiden hem böyle tuhaf yarışmalar vardı. Adam vücuduna kaşık yapıştırırdı. Takalım o yetenekli insanlar hepsi birer ata binip gittiler. Yoklar artık. Eşime kendime ispatlamak için katıldım. Yani yemeklerime güveniyor da heyecanıma yenik düşer diye bir şekilde. Hani Kadir Bey'i görürsem belki heyecanlanırım, panik yaparım yapamam diye. Mutfaktaki temizliğimizin bu sefer sonlarına geliyoruz. İnşallah yani. Hülya bugün masada sert cevap verecektir. Kesinlikle kendini ezdirmeyecektir. Pırıl pırıl oldu. Ellerine sağlık. Tamam. Orada bir örtü var ya. Onu da hemen çamaşır makinesine atalım. Tamam. Çalıştır makineyi de geçelim biz. Cam parçaları dolabın içine girmedi değil mi? Yok hiç girmedi. Zaten direkt yere düştü. Hatta şu tencere devriliyordu. Önce tencereyi tuttum. Aklımı kullandım da kapağı hemen açmadım. Tuttum ucundan şöyle öyle açtım yavaşça. Kapak kendi kendine nasıl açıldı ya? Ya açılmadı. Ben şöyle açtım üstünü silmek için. Bilerek mi yaptın? Hayır. Açtım arasını silecektim. Çikolata ucuna gelmiş. O yüzden gitti. Öyle, olur öyle bakalım. Arkadaşlarım bugün çok dolu gelecekler bana. Çünkü ben biraz onlara yüklendim. Ama yersiz bir yorum yapmadım. Doğru konuştum. Yani bence Filiz Hanım bana karşı çok dolu. O bugün patlatacak yani. Ama kendimi hazırladım. Kadir Bey ben de zaten makineyi çalıştıracaktım. Ay gel ben hallederim o iş bende. Her işi yaptık zaten. Aa Kadir Bey o derecede lekeler çıkar mı? Aşk olsun Hülya abla sen bana güvenmiyor musun? Hem çamaşırların temiz olur hem de paran cebinde kalır. Kapat gitsin işlerimize devam edelim hadi yürü. Hülya Hanım etabı yapar bence ama benim kadar yapamaz. Evet Hülya Hanım hayatının şokunu yaşamaya hazır mı? Hazırım. Acaba nasıl bir şok? Evet. Bu ne? 3 tane çocuk var sende. Okul çantası illaki yıkamışsındır. Bilmiyorum seninkiler bu kadar haylaz yok, mıydı ama. Yok bu kadar kirletmiyorlar. Okulda diğer öğrenciler şaka yapmış öyle düşünün. İstemem öyle şakaları. Hadi başlayalım. Hülya ablacığım. Evet. Çanta kirli ama sen bunu güzel bir şekilde temizlersin. Sadece 5 dakikan var. Rakiplerinden de iyi yapman lazım. 2 kova suyun var. Kafanı farklı çalıştırırsan çantayı. İçini de mi temizliyorsun? İçini de. Dışını da baksana. Çocuk hamburgeri bırakmış, ezilmiş, büzülmüş. Odaklandın mı? Odaklandım. Hazırsın. Hazır. Eminsin kendinden. 3, 2, 1. Hadi abla. 5 dakikan var hızla. Bak diğer kadınlar sınır tanımadılar. Çılgınca temizlediler çantayı. Ben de çılgınca temizledim. Çılgınca temizleyelim bu çantayı bugün. Ver ablama destek çıkayım ben. Bütün Batman Milli bizi izliyor. Hadi gözünü seveyim. Biraz yumuşatalım. Suya batırdı efendim. Yakacağım babayı. Yakacağım burayı. Ha. Bulaşık süngeri de alsaydım şöyle. Ah, yok ah çetile senin elinin bulaşık süngerinden ne farkı var? Çetile. Hülya Hanım Kadir'in sözünü dinliyor ve çitiliye çitiliye çantayı temizliyor. Tamam mısın? Öbürüne geçelim evet. Önce yıkadı şimdi duruluyor. Mutfağın anasını ağlatıyor. Daha da yeni silmişti. Tamam dediğim yerde süreni durdururuz. Hadi. 2 dakikanız kaldı. Oldu mu sence? Oldu. Evet süremiz durdu efendim. Peki.
anlayamadım yani. Şöyle asayım, burada süzülsün. Aynen. Ellerine sağlık. Kadir'cim bence banyoda süzülsün. Gidiyoruz. Azmi için tebrik ediyorum Hülya Hanım'ı. Rekor süre. Çak! Ne yapıyoruz? Üstümüz değiştirmeye gidiyoruz ve dönüyoruz. Sizlere muhteşem yemekler yapacağız. Tarif kağıtlarınızı elinize alın. Bence de kaçırmayın. Çünkü Hülya Hanım her zaman her programa katılmıyor. Evet. Hadi gel abla. Masada Hülya Hanım'ın tepkileri yüksek olur. Çünkü bizim ona yapacağımız yorumları kaldırmayabilir. Çünkü Hülya Hanım eleştiriye çok açık biri olduğunu düşünmüyorum. İddialı yarışmacı Hülya Hanım'ın masasında neler yaşanacak? Kendisine gösterdiği özeni Şaşa'yı masasında göstermemiş maalesef. Onlar sanki sokağa çıkacaklarmış gibi o şekilde programa gelmiş. Hani içindeki şehriyesine bir şey demiyorum, o tercih meselesi. İçindeki neyine? Şehriyet, her şehriye vardı sanki içinde. Yok, yok, karışan Hülya'nı kesemiyorum böreğimizi. Kesemiyor canım, bunu böyle alıyorsun, bu şekilde yeniliyor. Biz bak, şimdi davet sofrasında öyle mi yiyeceğiz yani? Liz Hanım puan kırmak için bence bahane aradı. Hülya Hanım ben sizin yemekten anladığınızda şüpheliyim şu anda. Gerçekten gününüzü artık dört gözle bekliyorum. Çorbayı domates çorbası olarak belirttiniz. Közde domates çorbası getirdiniz. Börek dediniz, önünüze pişi geldi. Etli sarma dediniz, tavuklu sarma geldi. En beğenilen, en çok eleştirilen yemeği hangisi olacak? Biraz daha pide alayım, salata, ekmek, devam. Zaten Şükrü Hanım 3 gündür pide yiyor. Yemek yemiyor ki. Bu karabiberi biraz daha az yiyebilirdiniz. Yaptım ki o biber dolmasıydı. Bakın siz anlayamıyorsunuz. Acıyı da diyorum sen hanımefendi, biber dolması olarak demiyorum. Bana haksızlık yaptığı için sesini yükseltti yani. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan... Kadir Ezildi ile En Hamanat Benim De. Evet, En Hamanat Benim'in sevgili seyircileri, efendim arkanıza yaslanın. Muhteşem, iştah açan, iftarlarınızı şenlendirecek menümüzle karşınızdayız. Bugün çok ilginç bir yemek yapacağız. Ben şahsen ilk defa yiyeceğim. Tavuklu yaprak sarma var bugün. Tercihi madem ki yaprak sarmaydı, zeytinyağlı yapması daha uygun olurdu. Bu Batman'a özgü. Batman'a özgü. Mardin'de de yapılıyor, dedi. Evet. Güneydoğu'da, evet, yani o bölgede genelde tavuklu yapıyorsunuz. Tavuklu lezzetli olduğunu iddia ediyorsun. Evet. Hele bir de sen yapınca. Patatesli böreğimiz de bizde şam börek diyorlar. Onu. Şam börek. Evet. Eğer ki böreği açarsa daha iyi olur. El açması mazur iş. El açması. Tebrik ediyorum efendim. Hülya Hanım bugün bizlere el açması yapacak. Çorba olarak. Patates çorbası. Domates çorbası. Domates çorbası. Kremalı mı, kremasız mı? Kremasız. Kremasız domates çorbası. Aynen, yapacağız. Ana yemeğimiz tepsi kebabı. O yüzden sakın kaçırmayın. İftara misafir çağıracaksanız tarifi alırsınız. Aynen. Çok güzel bir davet yemeği. Aynen. Tatlı olarak da Kıbrıs tatlısı seçmişsin. 3, 2, 1 deyip süreyi başlatıyorum. Sofrada dahil bu işin içine bilgin olsun. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Hadi be Hülya ablam, göster Batman'ın gücünü. Neyden başlıyoruz şimdi? Kadir, bir önce tatlımı şerbetinden başlamak istiyorum. Tamam. Hemen Kıbrıs tatlısının şerbeti. Evet. En arkada. Bir de patateslerimi haşlamak istiyorum. Soyalım mı? Böyle direkt kabuklu. Soyacağız. Soyalım. Evet. Patateslerimizi alalım. Bu patatesler püre için mi? Püre için değil, şeyi, böreğin içi için. Böreğin içi için. Aynen Kadir. Onu en çok oyalayacak iki tane börek ve sarma. Kıbrıs tatlımızın şerbeti için 2 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker kullanıyoruz. Tepsi kebabının malzemeleri kıyma mı, et mi, ne onlar abla? Kıyma. Hülya Hanım tepsi kebabı yaparak beni hiç şaşırtmadı. Ondan gerçekten böyle bir menü bekliyordum. Sonra Şükran Hanım senden bekliyormuş zaten böyle bir kebap türevi bir şey. Sadece patates püresiyle pilavı aynı tabakta saçma buldular. Bence hiç olmamış pirinç pilavıyla patates püresi. Ne için? Pirinç pilavıyla patates püresi aynı tabakta olur mu? Günün olur, sorusu. Niye olmasın? Yahu ne alakası var yani? Millet aç değil mi? Açlar, doyurma... yiyecekler Şükran yani. Şükran Hanım 3 gündür ağlıyor açım açım diye. Evet 3 gündür ağlıyor Kadir. En azından bugün ağlamayacak. Ne pilav yoksa patates püresi ye. Patates püresini beğenmesen pilavı ye. Domates çorbası için sebzelerimizi doğramaya başlıyoruz. Patatesleri haşlayacağım diye hep koca koca, evet, tencereler var orada Hülya. Ya bulamadım, ablamın evi olduğu buldum. İçin. Buldun mu? Ablanın evi her gün buradasın Hülya. Her gün buradayım Kadir Bey ama yemek yapmıyorum ki Kadir Bey. Aa Kadir. Hülya Hanım yemeğe geliyorsunuz anlaşılan sadece. Evet, o yemek yapıyor, biz yemeğe geliyoruz. Sebzeleri niye fırına atıyorsunuz efendim? Biraz közlensinler. Közlenmiş domates çorbasını yapıyorsun sen. Biraz hafif yani, maksat öyle çiğ kalmasın. Bak son dakika oyunlara gel. Çorbamızı sebzelerini kimyon, tuz ve yağ ekleyip fırına veriyoruz. Domates çorbasını eğer içine çok salça kullanırsa veya içinde kabuklar olursa kesinlikle Hülya'ya puanım olmayacak.
Şimdi neye geçtik? Şimdi şerbet kaynıyor, patatesi koyduk. Evet. Cevizlerini doğrayabilir misiniz kalibi? Cevizlerini doğrayalım. Yani parçalayalım güzelce. Tamam. Kıbrıs tatlısını yapalım mı o zaman? Vanilya hangisiydi? Bana kabartma tozu mu? Vanilya mı? Tadına bakın efendim. Biri vanilya, biri kabartma tozu. Ya sonuçta ikisini de zaten tatlıya koyacak ki bir şey değişmiyor. Hayır, birini şerbetine koyacak. Birini şerbetine koyacağım Kadir Bey. Vanilyayı mı şerbetine koyacağım? Evet. Bilmiyorsun, konuşuyorsun be yavrucuğum. Ah benim bu atikliğim, dilimi tutamayışım. Çok tez canlıyım, hemen soruyorum. Bence vanilya şerbeti vanilyanın tozunu biliyorsun, ne oldu onu mahcup. Yoksa bilmediğimden değil, niye bilmeyeyim Allah'ıma şükür. Şerbetini güzel çekmesi gerekiyor. İçindeki cevizinin tek tek içindeki malzemeleri almamız gerekiyor. Cevizinin de güzel çekilmesi lazım. Kıbrıs tatlısını ben pek bağdaştıramadım açıkçası. Niye? Yani ne bileyim, son dakika onu araya iliştirmiş gibi duruyor Kıbrıs. Yo, Kıbrıs tatlısı orada o kadar tuhaf duruyor ki. Yani bir uçakta Fransız, İtalyan, bir de Temel diye fıkra var ya. Oradaki Temel gibi o şu anda. Ne mana diyorsun yani onun ben için? Ben Kıbrıs tatlısı hani bu yemeğin yanına daha çok yakıştırıyorum. Bir daha hafif bir tatlı Ramazan'da gider diye düşünüyorum. Sen Kıbrıs tatlısına öyle dersen bıçağın ucu da eline batar tabii. Kreması da var. Hem de bol cevizli. Gelebilirim. Sen muhallebi mi yapacaksın, krem şanti mi? Muhallebi. Üstüne, içine de kreması gidiyor. Tamam. Krem şanti de giriyor. Üstüne muhallebi mi yapacaksın? Aha, üstüne, ha, üstüne muhallebi, ondan sonra krem, aynen, şanti girecek içine. Kıbrıs tatlısını orijinal yapmasını bekliyorum. Muhallebili yapılıyor orijinalinde çünkü. O bizim önümüze krem şantiyi çırpıp üzerine koyup getirirse buradan puan kırarım. Evet hanımefendi. Efendim vakit geçiyor, ne yapıyorsunuz? Evet yapıyorum. Anlatın şeyden, bir yandan da. Pirincimi dinlendiriyorum, şerbetimi yaptım. Tamam, sıcak su koyuyorsunuz üstüne. Evet sıcak su. Bazıları buna boş iş diyorlar. Yok. Kesinlikle hiçbir mantığı olmadığını savunanlar var. Çok güzel pirinç dinlendikten sonra onu bir güzel az suda pişirdiğim zaman biraz dinlendim. Gülcan Hanımefendi de pirincini saatlerce suda bekletti ama pilavı diri diri oldu. Evet sıcak suda bekletti, tuzlu suda bekletti. Ben de tuzlu suda bekletiyorum. Hepiniz diri dediniz ama. Demek ki niye olmadıysa artık. Hanımefendi, Kıbrıs tatlımızın muhallebisini hazırlıyorsunuz ama böyle gelseniz de biz de ne yaptığınızı görsek. Bak şimdi oradaki Melahat ablayı görüyor musun? Kadın televizyonun önünde böyle dolanıyor. Acaba ne koydu diye göreceğim diye. Niye çünkü arkanı dönüyor? Bir litre sütü, yarım bardak nişasta, yarım bardak nişasta, yarım bardak şeker. Tamam. Sonra bunu karıştırıyoruz kıvama gelene kadar. Başka bir numarası yok yani. Bunun yok. Hülya Hanım Kıbrıs tatlısı seçmiş ama ben ondan daha farklı bir tatlı beklerdim açıkçası. Bir baklava falan, çünkü doğu kadını. Onlar da el açması çoktur. Sen şerbete vanilya koydun mu şimdi? Koydum. Koydun. Niye şerbete vanilya koydun mesela? Çünkü şeyin içine girmiyor, kekin içine. Ha, kekin içinde yok, şerbette olsun dedik. Tamam. Onları da anlatalım ki seyircimiz bilsin efendim. Bu pek de küçük olmadı ama. Gene mi büyük? Yani. O zaman robotu verin 5 dakika çekeyim. O kadar da uğraştım ya. Sormadan kendi kafana göre yapıyorsun çünkü. Senin taktiğini yapmıyorum ben. Bunu bak öğrenemedim şimdi hala. Şimdi Kıbrıs tatlımıza geçiyoruz. Geç bakalım. Şekerin. Galeta unun. Evet. Kıbrıs tatlısı aşamalı bir tatlı ama bunu da herkes tutturamıyor. İnşallah kendisi tutturur ve afiyetle yeriz. Yumurtamızı, şekerimizi bir güzel çırpalım. 3 yumurta. 4 oldu Kadir'de. Evet. Bir şey olmaz artık. Tarifte 4 diyor. 4 olsun. Ben tarifte de 4 yazmıştım da bazen 3 koydum da oluyor. Tamam, 4 tane yumurta. Şeker ne kadar? Yarım bardak. Yarım su bardağı şeker eklenip 4 adet yumurtayla birlikte çırpılıyor. Yani şerbeti ayrı kaynıyor. İçi harcı yapılıyor. Şerbet tekrar üstüne dökülüyor. Üstüne bir muhallebisi, krem şantisi falan olduğu için aşamaları biraz farklı. Ama önemli olan bunun lezzetini tutturmak. Ne ekleyeceksin içine? Malzemelerimi ekleyeceğim. Aklına ekleyebilirsin. Ben o kuru olduğu için onu koydum. Çırpılan yumurtalara bir su bardağı sıvı yağ ve rondoda çekilmiş cevizler ekleniyor. Oy maşallah, ne cevizmiş o? Şimdi Hindistan cevizini ekliyoruz. Dök gitsin. Galeta unu bir bardak mı? Getir ablam, hızlı hızlı, süremiz de gitmesin bir yandan. Daha tepsi kebabımız var, pilavımız, patates püremiz var. Dökelim gitsin, armeri seçmişsin. Maşallah. Hülya Hanım bayağı zorlanacak. Tatlımız için cam tepsimiz de geldi. Panik yapacağını düşünmüyorum. Haydi bakalım efendim, getirin dökelim bir güzelce kıvamlı kıvamlı. Yağlamadım. Oh, kız yağlamadın mı peçete? Sildim ya. Aşk olsun Hülya abla ya. Ya Kadir ben de yağla, peçeteyle yağladın zannediyorum. Ya şimdi çıkmaz onun altından yani. Neyse 5 dakika bari şey yap, akıp da gel sür. Ben de peçeteyle yağ sürüyor zannettim. Kıbrıs tatlımızı fırına göndermek için cam tepsimizi yağlıyoruz. Buyurun efendim.
ibaretliğinde hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Kıbrıs tatlısı kolay bir tatlı, her zaman evlerimizde yaptığımız bir tatlı. Eğer üstüne muhallebi koyarsa o muhallebiye bakacağım, onun kıvamına bakacağım. Patatesli böreğimizin hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Fakat fırında çorbamızı sebzeler piştiği için tatlımız henüz fırına giremiyor. Kıbrıs tatlısının kekine dikkat edeceğim, yumuşak olmasını istiyorum. Kıbrıs tatlımızın muhallebisini soğumaya bırakırken böreğimizin hamurunu yoğurmaya devam ediyoruz. Börekteki beklentim el açması olması gerekiyor. Çıtır çıtır, ince açılmış, üstü güzel kızarmış, sıcacık bir börek bekliyorum Hülya Hanım'da. Tavuklu yaprak sarmalın içi hazırlanıyor. Kadir maydanozları doğrarken soğanlarımız da kavruluyor. Etli yaprak sarmasını Filiz Hanım'da da biz yemiştik. Filiz Hanım onun içine küçük küçük etler koymuştu. İçindeki etinin pişmesi çok güzeldi. Sadece dışında biraz çiğlik vardı. O da süre zarfında olabilecek şeylerdi. İçine kıyma koyarsa farklı olacaktır. Çünkü özenmemiş olacaktır. Bizim Batman'a özgü işte soğanlarımızı kavurduktan sonra birer kaşık tatlı kaşığı domates salçası bir de içine tavuk göğsü atıyoruz biraz. Kadir'cim sarma harika olacak. Oralarda biliyorsun kötü yemek yok. Batman'a hepsi, özgü hepsi, tavuklu yaprak evet, sarması. Hepsi etli oluyor her şey yani. Ben çiğden saracağız şimdi zannettim. Şimdi böreği ben yemeğim de anne yemeğim de etli olduğu için hani sarmam da etli olduğu için normalde börek de etli. Kadir'cim yani şu iç harcı var ya sade bile yenir. İçine bir de güzel köy salçası koydu. Maydanozun soğanı, baharatı. Hanımlar, hanımlar aç kaldık demeyin bugün. Bugün burada kimse aç kalmaz. Benimki kadar güzel yaparsa hak ettiği puanı veririm. Oy kuşum kurdum, evim yurdum nasıl güzel kokuyor. Yalnız bir o kadar da mütevazı bir hanımefendi bakın. Enfes lezzetli bir yemek yapmasına rağmen yine de sakince hiçbir şekilde yemeğini abartmıyor. Millet burada iki tane yumurta kuruyor, arşu alaya çıkarıyorlar. Bravo Kadir Beyciğim, konuşun konuşun. Ablam sadelikten yana. Bana birini hatırlattı ama neyse. Normalde o şurada otururdu, şu an yok o yüzden. Şuncacık yeri bana çok görüyorlar sayın seyircilerim. Bakın görün. Dur şimdi onun detayını aldın mı? Aldı. Sonra kalan malzemeyi. Bana da burada oyma koltuk vermemişler bak. Sen de yiyorsun bir sokum ekmek, ben de yiyorum bir sokum ekmek. Ayıp ayıp. Teşekkür ederim. Kadir Bey altını söndürüyorum bunu. Pirincini ekleyeceğim. Biz burada taht kavgası ediyoruz. Koltuk kavgası yapıyoruz. Bitti mi ablamın içi? İçine sen sadece biraz tavukları öldürdün yani. He, biraz öyle su koyup demleme usulü değil. Pilavı yıkamıştınız. Pirinci ne yaptınız? Pirinci şurada. Ya dur yıkadım kız ben onu yıkadım. Mavi kabın içindeydi. Ha o. Yok o değil. O yıkamamış oldum. Şu. Şu yıka. Ben ablamın içinden saracak zannettim. Malzemeleri karıştırdım. Karıştıracağız şimdi malzemeleri. Kadir'cim illa bir yerde hata yapacaksın yani. Vallahi. Gene sormadım. Ben bildiğim usul gittim. O zaman burada amaç soğanı ve tavuğu öldürmek. Aynen. Pirinci de önden bir ıslayın ki öyle kuru kuru olmasın. Yok ıslatmıyor, sadece yıkıyoruz. Sadece ıslatıyorsunuz. Sadece pişirdiğimiz pirinci ıslatıyoruz. Tavuklu yaprak sarmasının içi olmak üzere Kadir de püre için patatesleri soyuyor. Buna su koyuyorum, patates püresi bu ana yemek için. Biz şu anda sadece ne için zorlanıyoruz biliyor musunuz sevgili seyirciler? Fırın bizim elimizi kolumuzu bağladı. Mesela ablam şimdi ana yemeği de atacaktı ama fırın olmadığı için kaldık. Evet, kıyıp komşuya da göndermiyor. Güvenmiyor çünkü, akrabası bile olsa güvenmiyor. İşte gerçek yarışmacı bu ya. Komşumuz var sağ olsun yemeğini, ama işte. Yemeğini 50 bin TL'sini tehlikeye atmıyor. Etli yaprak sarma bana göre asla bir ara sıcak değil. İlk gün de bunu zaten eleştirmiştik. Ana yemek olacak. Keşke zeytinyağlı sarsaydı. Çorbamızın közlenmesi için fırına konulan sebzeler sonunda pişti. Artık tatlımızın fırına girme zamanı. Börek için patateslerimiz de hazır. Ben açıkçası patates böreğini baharatlı bekliyorum. Kadir domates çorbamız için közlediğimiz sebzeleri rondodan geçiriyor. Salça kullanacak, hazır domates, bu mevsimdeki domatesi kullanacak ve lezzetli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü kış aylarında domates çorbasını biz tercih etmiyoruz fazla. Bu şifa deposu. Şu anda içinde közlenmiş sarımsak, közlenmiş soğan, közlenmiş kapya biber ve mis gibi kokan domateslerimiz var. Şu anda yarışmacımız da tenceresine yağını koydu. Hızlıca margarine el attı. O niye abla? Margarinle kavuracağız ya. Niye tereyağı istemedin? Tereyağı özlü margarinler var. Onlardan aldım. Tereyağı lezzetinde. Dün Kibriye Hanım Sivas'tan getirdiği tereyağını kullandı da ne oldu? Aa, ne? Aa, tadı güzeldi. Ekmek bandık o kadar lezzetliydi ki. Değil mi abla? İki kaşık mantı evet. Mantı 5 para etmezdi ama ya çok lezzetliydi. Ama mantı resmen donmuş sakız gibiydi. Çiğnedik yani. Değil mi abla? Evet. Sakızdı yani. Dedikodu yapmayalım ama şimdi söylesene şu tarafa. Ben söylüyordum söyle, ya. Buraya söyle. Buraya bak buraya. Yani tadı tuzu güzeldi. Gerçekten hamur gibiydi. Onu var ya kapatırken anladık. Hani? Bir de hamur gibiydi. Gerçekten mi? Maalesef ki dün evet istediği gibi olmadı. Bazı evet. Şeyler. Bakın hanımefendiye takır takır ilerliyor. Her şey içine sindi mi abla? Sindi. Kadir tatlı yanıyor. Ben şu an bir göz attım. Yandı. Bir göz attım. Çekil abla. Tam biraz güzel kızarmış. Altı pişmedi onun.
Aha, tel kırıkmış. Ne yapıyorsun ya? Aa, kendinizi yakmayın Kadir Bey. Kadir, matematikte eğri vardır bilir misin? Bir eğri hiçbir zaman doğru göstermez Kadir. Anladım. Ben bir tek üçgen üçgen olduğunu biliyorum, gerisini bilmiyorum. Tabii. Yeterli mi bu, aşağı aldım? Evet, orada kalksanız da... O zaman bunu sadece altına açıyorum. Kapağını da kapat artık. Tamam, üstünü... Bakıyorum, bakıyorum. Kadir Bey, kalkar mısınız? Su ekleyeceğim, yanacaksınız oradan. Çekil. Zaten bak itiyor ki ben orada yanayım. Bunu süzgeçten falan geçirecek mi? Ben bunu blenderdan çektim ama... Blenderdan sonra geçireceğim hani. Blenderdan geçiririm, süzgeçten geçireyim mi, dökeyim mi direkt? Yok yok, direkt dök. Niye üstüne koyuyorsun? Bundan salçak. Ondan salça mı kavurdu sen orada? Evet. Hiç bana bakma. Giriyor Kadir Bey. Ya koyar mısınız Kadir? Kadir Bey, koyar mısınız? Hanımefendi koy diyor. Koyuyorum abla. Daha uzman salça koyacaktık, bu domatesi niye çektik biz blenderda? Nasıl yani? Domates çorbası ya hani. Ama bir kaşık un da giriyor, biber salçası da giriyor böyle yani. Sadece domates olmuyor ki. Doğru bulmuyorum çünkü o domates çorbasının aromasını vermeyecektir. Kadir Bey, biz yazın mesela konserve yapıyoruz ya. Tamam. O şekilde konserveleri direkt yani mesela hani şimdi bunu fırına attık ya, közledik. Ama yazın közlemiyoruz. Anam yani. Kaşık gitti içine. Kaşık boğuluyor. Can kurtaran yok mu? Can kurtaran o büyük sandalyeden inene kadar. O yukarıdan görebilsin diye. Ben dedim ki o herif o sandalyeden inmesine kadar oho gitti Hayrettin eniştem. Ben çok üzülüyorum onları. Yazın sıcağında akşama kadar bekliyorlar. Tadını tuzuna bakabilir. Geçen yaz valla denize girmedi bu meyve suyu alıyordum o adama. Paran çok tabii. Dedim abi al şu maden suyunu içte dedim. Bir serin adamın şeyi güneşten yandı orada zavallım. Peki ana yemek ortada yok. Ana yemek ortada yok. Pilavın dinlenmiş şimdi, onu 10 dakikada yaparım. Pilav çok yorulmuştur. Sanki Çorum'dan buraya yürüyerek geldim. Ana yemeğiniz neydi? Tepsi kebabıdır siz. Tepsi kebabı. Tepsi kebabı gerçekten çok kolaya kaçmış. Yani evde şekil vermek istemediğimiz zaman kıymayı hemen tepsiye yayıp fırına atabiliyoruz. Hülya Hanım, bu arada 55 dakikamız kaldı. Ne kadar? 55. Aa, börek de var daha. Abla 2 dakikalık değil mi? Bizim bir sürü işimiz var daha. Sen birazcık beni onu dinliyorsan pilavı koy şu ocağa. Kadir Bey, son 10 dakika ya da 30 dakika onu yapacağım. O zaman gel tepsi kebabını yapalım, dinlen. Malzemeleri doğrayalım Kadir Bey. Çünkü bir arada gidip sofra kuracağız. Aynen. İçeride. Kadir Bey, malzemeleri. Bir çatal bıçak takımı var. Biliyorum evet. Bir çatal bıçak takımı var. Rahmetli Hürrem Sultan görse kabrinden kalkar yemin ediyorum. Takımı ben getirdim, motoru alırken arkada duruyordu. Onunla beraber satıyorlardı motoru. He vay zıçacıyı, değil mi aldı motoru? Çantasına bakar mısın? Satarken de böyle taşırlar bunu. Şener Şen'in bir milyoner filmi var ya, bankadan çıkıyor elinde çantayla. Şu anda kutunuzu açıyorum. Ne çıkarsa bahtıma. Dararara. Ay! Rüzgarım neler mi istiyorsun? Senin verdiğin kutu... Ay neyse, senin verdiğin kutuların içinden altın çıkıyor. Kadir, hazır mıyız? Hazırım. En son bir ayakkabı kutusunu verdin, içinden fare çıkmıştı, hatırlıyorum. Hayır. Abla, bu adamın değişik sürprizleri var. Paçanga! Aa! 87 çeşit çatal bıçak takımı. Hem de poşetli. Abla, bu makinede çıkıyor mu? Hangi makinede? Bulaşık makinesi. Daha... Fotoğraf makinesi olacak hali yok herhalde. Boyası çıkıyor mu yani? Benim dediğim yerden alırsan çıkmaz. Ha. Kadir Bey, daha kullanmamış. Yalnız yani. Bir insan çatal bıçak takımına bu kadar özenir ve böyle bir çanta yapar. Ama işte sattıran da bu. Ana yemeğindeki tepsi kebabı kıymasının tek çekim olması lazım. Veyahut da kendi zırhla çekmesi lazım. Orijinali bu çünkü. Salçasına, baharatına, onlara da bakacağım. Ona göre puanımı değerlendireceğim. Şimdi şöyle azar azar. Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Ya ya da. Hadi be. Hadi ey Türkiye, bas tuşlara. Geç biberin başına, verdi sana gazı. Yok yok, daha güzel doğuruyorsunuz küçük küçük. Hiç samimi gelmedin şu anda. Aynen. Hiç. Arkadaşlar, bana siz bir robot verin, bir kere geçireyim ben bunu. Robotla olmaz. Neden olmasın? Yarışmacımız istiyor, hele siz robotu verin. Robotu verin, robottan geçirecek. Çünkü bıçaklarımız o kadar keskin değil, hanımefendi de satır getirmemiş. Ama sana bir şey diyeyim mi? Hı-hı. Onlar bu kıymayı da kesinlikle satır kıyması bekleyecekler. Tepsi kebabındaki beklentim eti kullanışına bağlı. Normalde evet, biz de evlerde yapıyoruz, kıyma kullanıyoruz, kolayına kaçıyoruz. Ama onun özü, hası zırhta çekmektir. Satır kıyması derken? Satır kıyması? Batmanda şey mi yapıyorsunuz? Ha buradaymış. Siz bunu batmanda yaparken kıymayla mı yapıyorsunuz? Kıymayla ya, şöyle derken hani kıymayı zaten sen kasapçı söylediğin zaman kasapçı zaten söylüyor. Sen hani... neden mesela bugün satırla bu eti burada dövüp de güzel yapmadın? Kasap mıyız biz ya? Onu çekmekte ne var sanki? Kasapçı değil ki. E sen bir batmanlısın yani, etin içinden gelmişsin. Ben o kısma takılmadım. Tatlı yanıyor. Kapatmadınız mı onu? Kapattı ya. Yok ya. Onun altı hamur kalmaması lazım. Laf yemememem lazım. Kadının yüreğini indirecek sonunda. Ay. Kıbrıs tatlısının hamuruna dikkat edeceğim. Kekik yumuşak olsun. Tüm ısımızda devam ediyoruz ve tepsi kebabını yapmaya başlıyoruz. Pilavı
pilavıyla patates püresi yan yana olmaz ve iki yerde patates kullanıyor. Hem börekte hem de tepsi kebabının ve pilavın yanında ağır olacağını düşünüyorum. Sinir kebabının yanına keşke sadece pilav yapsaydı. Çünkü ara sıcağı da patatesli. Zaten pilav ve patates püresi bir arada asla olmaz. Hülya Hanım patates böreğimizin hamurunu açmaya başlarken Kadir de Kıbrıs tatlımızın muhallebisini mikserden geçiriyor. Patatesli börek baharatlı mı yapacak ya da sadece patatesi haşlayıp yufkanın içerisine koyup direkt sarıp önümüze mi getirecek? Hanımefendi o biraz küçük olmadı mı? Açılıyor. Dinlendikçe hamur açılıyor. Açılıyor. Sen niye bir sabretmiyorsun da bizi darlıyorsun? Evet. Ablamın da sesi çıkmıyor kurban olduğun. Oo hanımefendi dev börek yaptı. Bu şekilde oluyor. Harfe Bey'in sütlüğü. Tamam, bunu şimdi turşu rızık zamanı gelip balkona koyayım bunu. Dolaba alsın. Dolaba, ona hindistan cevizi dökülecek mi? Evet dökülecek. İçine şeker şimdi doğrama. Tamam o zaman sonra. Daha ortada salata yok. Salata ne salatasıydı? Bakın bu salatadan kaldıracağım bu salatayı. Mevsim salatası kariyeri. Mevsim salatası olduğu için içinde yeşillik, kırmızı lahana, havuç tercih ediyorum ben. Turp çünkü havucu salatayı sulandırıyor. İnşallah o da domates, salatalık gibi şeyler koymaz üzerine. O neydi? Patladı. Patladı. Karın salataya başlarken hanımefendi de böreklerin yağda pişirmeye devam ediyor. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten. Gel canım gel aman. Evet Ramazan neşesi bütün evlere girdi efendim. Mübarek Ramazan hepimize tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Enamarat benim de Ramazan'da en güzel dakikaları geçirebileceğiniz program. Neden diyeceksiniz? Temizlik yapıyoruz, yemek yapıyoruz, güzelce eğleniyoruz. Püf noktaları aynı zamanda dini bilgiler veriyoruz. Yani Ramazan'da Allah'ım bugün nasıl zaman geçer demeyin. Hemen Now TV'yi açıyorsunuz efendim ve Enamarat benimle iftara kadar bütün vaktinizi geçiriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki kalkayım ben bugün ne pişireyim? Diyorsunuz ki bugün Enamarat benimle şu pişmişti onu yapayım ya. Yani ne pişirsem derdinden de sizi kurtarıyoruz. Bravo Kadir'cim aynen öyle. Bizi izlemeye devam edin. Bunda domates var mı bu salatada? Hanımefendi domates var mı bu salatada? Yok yok sadece üzerine öyle süsleyeceğim. Bana göre domates salatalık içerisinde olmasa da süs olarak kullanabilir. Ya da çeli domatesi olarak da kullanabilir. Beni rahatsız etmez. Evet evet soframız. Bu arada hamur da çok güzel kokuyor yalnız. Ondan var ya boş pişi kızartacaksın. Hala pişi diyorsun çok ayıp ya. Kızırıkta da güzel olur aslında. Bunu böyle lokma gibi kızartıyorsun üstüne şerbetli kaşıkla bir şey gezdiriyorsun. Ballı şerbet gezdiriyorsun onun adı zırıkta. Ne anlatıyorsun acaba? Ama ne anlarsınız siz farklı kültürlerden ya. Patatesli böreği eğer ki el açması yaparsa uygun olacak. Çünkü menüde onu oyalayacak çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hemen şunu hadi bacım hızlı olalım ya. Yeder mi pizza gibi senin ya? Resmen uçuruyorum hamuru ya. Şunu görüyor musunuz? Bak. Mamma mia, mamma mia. Bir ip gibi bıyığım olsa tam bir pizzacı olurdum herhalde. Buyurun efendim. Göbeğin benziyor. Hülya Hanım biraz çabuk masanızı hazırlamak için çok az zamanınız kaldı. Böreğini el açmasını isterim. İnce ve güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çeviririm onu. Hadi koş. Ben gidiyorum. Hülya'nın masasını kurmak için nihayet salonu teşrif ediyor. Kadir'cim de patates böreklerini pişirmeye devam ediyor. Kadir geliyor musun? Geliyorum şunu da alayım. O muhteşem sofrayı kaçırır mıyım hiç? Koy sofrayı. Aa sofrada büyük ya. Nasıl güzel durmuş. Çok beğendim. O çantayı açma şerifini sana bırakıyorum. Tamam ama bunların poşetten çıkıp yıkanması lazım da. Evet ben söyledim başta. Ne yapacağız şimdi Kadir Bey? Yıkayacağız ne yapacağız? Hülya Hanım zevkli bir şekilde masasını kurmaya devam ediyor. Kadir de muhteşem çatal bıçak setini yıkamak üzere mutfağa gidiyor. Börek aynı. Böreği yağda unutmuşsun. Aa ben onu aldım. Kalmış. Tövbe estağfurullah. Sofra kurma işi yarım kaldı. Gel sofraya gidelim gel. Evet sofraya gidelim. Tövbe estağfurullah. İsa'da suna hamur attı. Geç hadi geç. Ben onu soğusun yani. Kadir ve Hülya'nın masada son dokunuşları yapmak için özenle işe koyuluyorlar. Bitti mi? Evet bitti. Sadece ana yemeğimiz fırında pişmeye devam ediyor süre zarfında. Her şeyimiz okey. Tebrik ediyorum Hülya ablacığım.
stresli bir mutfaktı. Evet. Çok... Yani hele o son aşama ben hiçbir şekilde o hamur yetişmeyecek diye düşünmüştüm. Ama neyse ki onu da yetiştirdik. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Tamam. Buyurun efendim. Birazdan bu masada neler yaşanacak? Merak ediyor musunuz? O zaman Now ekranlarından sakın ayrılmayın. En Amanat Bilim'de bugün Hülya Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız domates çorbası, patatesli börek, etli yaprak sarması, tepsi kebabı, pirinç pilavı ve patates püresi, mevsim salatası ve Kıbrıs tatlısıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. İddialı yarışmacı Hülya Hanım'ın masasında neler yaşanacak? Kendisine gösterdiği özeni Şaşa'yı masasında göstermemiş maalesef. Onlar sanki sokağa çıkacaklarmış gibi o şekilde programa gelmiş. Hani içindeki şehriyesine bir şey demiyorum, o tercih meselesi. İçindeki neyine? Şehriyet, her şehriye vardı sanki içinde. Yok, yok, karışar olma. Hülya Hanım, kesemiyorum böreğimizi. Kesilmiyor canım, bunu böyle alıyorsun, bu şekilde yeniliyor. Biz bak, şimdi davet sofrasında öyle mi yiyeceğiz yani? Filiz Hanım puan kırmak için bence bahane aradı. Hülya Hanım, ben sizin yemekten anladığınızda şüpheliyim şu anda. Gerçekten gününüzü artık dört gözle bekliyorum. Çorbayı domates çorbası olarak belirttiniz, közde domates çorbası getirdiniz. Börek dediniz, önümüze pişi geldi. Etli sarma dediniz, tavuklu sarma geldi. En beğenilen, en çok eleştirilen yemeği hangisi olacak? Biraz daha pide alayım, salata, ekmek, devam. Zaten Şükrü Hanım 3 gündür pide yiyor, yemek yemiyor ki. Bu karabiberi biraz daha aza indirebilirdiniz. Ben ki o biber dolmasıydı, bakın siz anlayamıyorsunuz. Acıyı da diyorum hanımefendi, biber dolması olarak demiyorum. Bana haksızlık yaptığı için sesini yükseltti yani. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan... Kadir Ezildi ile En Hamanat Benim'de. En Hamanat Benim'den ekranların en leziz, en temiz yarışmasından herkese merhabalar efendim. Evet, biz biliyorsunuz ki iftar saatimiz yaklaştığı için masamıza oturduk. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugünkü ev sahibimiz Hülya Hanım. Şimdiden elinize kolunuza sağlık Hülya Hanım. Teşekkür ederim. Herkesin kendince size göre bir beklentisi var. Sizden bir beklentisi var daha doğrusu. Ümitli olanlar var, yapamayacağınızı düşünenler var. İnşallah her şey hakkıyla olmuştur diyoruz. Oldu. Peki, söz sizde efendim, buyurun. Hoş geldiniz masama, evime. Hoş bulduk. Nasıl geçti gününüz? Kolay mıydı, zor muydu? Güzel geçti. Kadir Bey'le yemek yapmak çok zevkliydi. Ya tabii ki eğlendik. Strese girdiğimiz anlar da oldu. Acaba yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Yemekler önümüze gelince göreceğiz ama. Göreceğiz. Mutfağa girmek ayrı bir heyecan. Bugün evet, onu anladı Hülya da. Çok evet, zor. Şükrü Hanım'dan başlamak istiyorum. Zor tabii ki, kolay ne var? Ucunda 50.000 TL tabii olan ki. İşin tabii. Hiç yani. Kolay olur mu? Şükrü Hanım'cığım, nasıl buldun masayı? Kendisine gösterdiği özeni Şaşa'yı masasında göstermemiş maalesef. Aa. Masa çok sade kalmış. Yani Şükrü Hanım, bundan daha şaşalı bir masa mı olurmuş? Bir kere çift servis açmamışsınız. Çift servis, evet, son anda fark ettim. Evet, tabaklarımız zaten sola doğru kaymış. Çok özür dilerim, son anda neyi fark ettin? Yani 6 kişilik olduğunu, hani 8 kişilik, 12 kişilik değilmiş. Zaten kaşıkların rengi de beni benden aldı. İşte yani daha kullanmamıştım, yeni bugün kullandım. Ama kaşığı gibi. Olmasına ama rağmen... şu tabakların kenarında da gold var ya. Yani takım. Biraz uyumuş. Bir de bardaklar da uyumlu. Gibi bakar mısınız? Model olarak yani, tamam, biraz daha az küçük. Evet. Ama şuna yo, şaşırdım. Bence çok güzel. Hem yani, iş, hem hafif. Çok ama takılarına Şükran çok uymuş. Şükran abla dedi ki kendini özlendiği gibi masa özlenmemiş ama bak gold kaşık koymuş. Evet, gold bence kaşık, uyumlu olmuş tabaklarda aslında. Tabaklarda var. Ben de zannettim diyecek ki kendine özendiği gösterdiği hani sofrasında yo, da göstermiş. Yo, siz daha şaşalısınız. Yo, masanız daha da sade şaşalı. Kalmış. Bence sofram da benim kadar iyi. Şimdi tabaklarımız da sola kaymış. Ya biraz kaymış olabilirim. Masa güzel mi? Güzel. Allah için. Şimdi doğruyu söyle. Sade. Koyayım. Yani bu sizi, sade mi size? Sade. Gerçekten sade. Sizin kadar şaşalı değil. Bundan daha şaşalı bir masa bekliyor yani musun? Masanız büyük çünkü doldurabilirdiniz. İki gün. Ne bileyim, biraz taş koyabilirdiniz veya mumluk koyabilirdiniz. Çünkü güzel büyük masa. Güzel gösterişli çiçeğim var. Kibriyan'ın masası ufaktı ama çiçek güzel doldurmuştu.
Ama sizin masanız büyük olduğu için boş kalmış. Evet, biraz boş kalmış masa. Hayır, masa büyük olduğu için boş kalmış. Biraz daha dolu dolu görünürdü. O çok fark etmeyecekti. Bir tane çatal şurada, bir bıçak burada. Hani... Şükran Hanım'ı memnun edemedin maalesef ki. İstediği şarşayı elde edemedi Şükran Hanım. Kibriye abla, sen nasıl buldun masayı? Sizin gününüzü de göreceğiz masanın. O görecek. İnşallah bundan daha gösterişli bir masa bekliyorum sizden. Hülya'dan daha güzel, daha iddialı bir masa hazırlayacağım. Bence Şükran Hanım benim kadar güzel bir masa çıkaramayacak. Üzerinde giydiği o şarşalı kıyafetleri ve altınlarına göre masası çok sade kaldı. Ben de masasını sade ve şık buldum. Kaşıklar falan güzel. Servisler falan güzel. Şarşalı değil mi masa? Yok, sade ve güzel ama kendisi gibi şarşalı değil. Peki sizin masanızla bu masa aynı olabilir mi? Mesela sizinki sade miydi, şık mıydı? Yani bu daha mı böyle sade falan? Ama benim masam küçüktü. Hayır, masa, yani onu demiyorum. Bu şarşı, yani bu kadar gösterişli. Bak, kendi gibi masanla eşdeğer görüyor musun? Yok, görmüyorum. Seninki daha mı şarşalı? Benimki daha şarşalıydı. Hülya'nın masası daha iyiydi. Benim masam daha güzeldi. Gerçekten evet. İnanamıyorum size yani Kibriye Hanım. Hülya Hanım, tuzluklar falan yok galiba. Evet, tuzluğumuz da yok. Tuzluklar eksik. Hani şöyle aynı takımından olmadığı için koymak istemedim diğer tuzlukları. Ama lazım olursa yine istiyorsanız getiririm. Siz yine koysaydınız bence tuzlukları. Ama şimdi takımla aynı olmadığı için. Ama illaki o tuzluk buraya gelecek ama. Yani biz onu kullanacağız. Yok, gelecek canım. Sen tabii ki gelecek tuzluk. Kaşık tatal şeylerine de siz kendiniz karar vermişsiniz. Şey açmışsınız, tek servis açmışsınız. İsterseniz şöyle kendim iki... karar vermedim. Takımı son anda fark ettim hani 8 kişilik olduğunu. Daha önce kullanmadınız mı? Yok, hiç. Poşetinden çıkarttık. Yıkadık. Hmm. Sonra son dakikada düzelttik. Olabilir. Bu sizin için büyük bir eksiklik mi yani çift servis? Başka nasıl bahane bulacaktı? O da onu buldu işte. Yani, ne desin? Benim için bir de sana... biz çift açtığımız için. Anladım. Peki efendim. Önden evet, keşke açıp baksaydı, saysaydı. Evet, olabilirdi saysaydı. Dünden en azından. O sizin golden etkileneceğinizi düşündü ama hiç golden etkilenmediniz. Etkilendik. Tek servis, çift servis olmasına baktınız. Kimse de o istediğin o şarşayı, o gösteriş etkisini bulamadı. Şu gösterişli kaşıklarıma bulmadı. O gösterişli kaşıkları böyle kağıt peçetenin üstüne koymasaydın belki daha şarşalı olabilirdi. Yok, böyle çok sade kalırdı. Kırmızıyla gayet çok güzel. Peki Filiz Hanım'ın düşüncesini ver. Merak ediyorum Filiz. Ben masasını beğendim. Kendine özendiği gibi masasına da çok güzel özenmiş. Bizi güzel ağırladı. Teşekkür ediyorum o konuda. Ben teşekkür ederim. Yalnız tatlı... servisi yok. Yok. Tatlı çatalı ve kaşığı yok. Niye yok? Yani. Tatlı servis açmamışsınız. Tatlı servis açmamışsınız. Ya şöyle açmadım, takımı dediğim gibi işte... Onlar da mı yoktu? Açmadım evet, sadece böyle... Tatlıları da o zaman takımı direkt hiç fark etmemiş, bakmamış bir şey var. Yani bak, Kibriye bunu... sana diyor. Hülya Hanım, takım kaşık takımını alırken fark etmediniz mi? Var mı, yok mu, eksik mi? Ya şu an ablamın evinde yarıştığım için evet. O almıştı. Daha önce alıp bakmak, sadece tabaklara bakmak aklıma geldi. Kaşıklara bakmak aklıma gelmedi. Ondan... Ablan merak edip açmamış mı setini ya da o tatlı çatalı? Ya biliyordu, belki bana söyledi sonuna kadar ama yaktı aklıma seni bacım. Gitti. Peki Şafak, sen de masayı beğendin mi beğenmedin mi? Ya masa sade, şık yani ama dediğim gibi eksiklikler de var. Ne hani, bu büyük eksiklikler? Atıyorum işte gold kullanmış, tamam şurada da var detaylar, tamam uymuş. Içinde. Ama hani bunun yanında dediğim gibi az önce de belirttim. Hani güzel bir peçete olsaydı, kağıt evet kırmızı tamam güzel durmuş. Bez peçete ama, istiyorsun. Ama hani kumaş peçete olsaydı daha şık olurdu bunun yanında. Yani biraz kağıt peçede bu gold'un yanında biraz... Hani şu üstüne tokayla bunun üstüne bırakıyorlar kalmış. Ya çırpıp da önünü açıyorlar. Hani bu kadar sen güzel hazırlamışsınız. Yani o da olsaydı gold'un yanında olurdu. Kumaş peçete sizin olsaydı daha güzel var olacaktı. Mıydı? Benim soframda yoktu ama bizimkisi bu kadar şey yo, değil. Yani gold'larımız falan yoktu bizim. Sofranı daha böyle yine şaşallı gösterebilirdin yani. Ama şimdi bizim, sen yapmadığın şeyi benden bekleme. Yani tamam, ben aklıma beklediğim gelmedi. İçin söylemiyorum hanımefendi. Bir sözümü bitirmemi tamam, bekleyin. Buyurun. Hani böyle goldlar, kırmızılar kullanmışsınız ya. Hani bir peçete de kullanabilirdiniz, onu demek evet istiyorum. Evet ama bu şekilde de patlattım yani. Yani zaten masaya direkt baktığınız evet, gibi patlamış. Çiçekle kaşıklar konuşuyor zaten. İyi yönde mi patlamış, kötü yönde mi patlamış? Artık onu göreceğiz. Peki geçelim mi o zaman çorbalarımıza? Geçelim. Hadi bakalım Hülya Hanımcığım. Evet, domates çorbası geliyor evet. Ellerinize sağlık şimdiden. Peki Hülya bunlarla göz boyamaya mı çalıştı bugün? Hülya Hanım altınları da takmış, bir takım olayım diye. Hülya bir kıskançlık seviyor musun? Keşke bugün siz de taksaydınız Kadir Bey altınları. Çekemiyorlar.
Altından da mı kıskanıyorlar, masayı mı kıskanıyorlar? Masamı kıskanıyorlar, beni kıskanıyorlar. O şıkır şıkır dedi ya, ben dedi masayı bu kadar şıkır şıkır bekliyordum ama bence kendiyle gayet uyumlu. İkisi de şıkır şıkır. Peki kıyafetini nasıl buldunuz sizi karşılaması için mesela Hülya Hanım? Yani sizin için o kadar özenmiş yani. Yani kıyafetiniz de keşke kırmızı olsaydı, tam uyumlu olurdunuz. Yok o kadar olmaz. Yok canım sen de. Masama haksızlık ettiler. İnşallah yemeklerime haksızlık etmezler. Haksızlık ettiğimi düşünmüyorum. Yemekleri güzel olursa hakkını veririm. Şu güzelim masaya laf ettiler. Gerçekten masamı kıskandılar. Yani baktılar, yorum yapacak bir şey bulamadılar. Boş boş yorum yaptılar. Rakipleriniz röportajlarda sizin için düğüne gider gibi giyinmiş dediler. Yani düğüne değil, yarışmaya katılmışız. Özen göstermişim kendime. Bak onlar için, onlar masama, kendime. Onlar sanki sokağa çıkacaklarmış gibi o şekilde programa gelmiştim. Sizin modunuzu düşürmeye mi çalıştılar acaba? Evet, düşürmeye çalıştılar ama düşmeyecek. Bugün formdayım. Onlara göstereceğim dedim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Evet, çorbalar gelene kadar ezan okundu zaten. Afiyet olsun herkese. Buyurun. Ellerine sağlık. Programda domates çorbası yapmayalı da bayağı uzun zaman olmuş da. Mevsim olmadığı için olabilir mi? Yani. Onu bilmiyorum. Yani uzun zaman olmuştu, ilk defa içiyorum şu anda, özlemişim. Bir ara çok sık yapıyorlardı. Hanımefendinin aklına gelmiş demek ki. Siz mevsime mi bağladınız olayı? Ben evet, ben de mevsime bağlıyorum yani. Tamam, biz de evde kışın yapıyoruz ama şöyle yapıyoruz. Konservelerimizi evde yazdan kaynattınız. Buzluğa biz atıyoruz domates sularımızı ki ben hep atarım. Onu kullanıyorum. Doğrayıp mı atıyorsun? Ben hayır, rendeliyorum. Özellikle onun suyunu alıyorum. Kevgirden geçiriyorum. Birebir suyunu alıyorum ve buzla... Posasını niye almıyorsun? Posasını almıyorum. Çünkü domates çorbasında posa olmaz. Tamam. Blençede biliyorsunuz. Blender'a mı vursun? Yani. Ha, ya bayağı, çünkü ona çok domates gerekmiyor mu? Kaç kilo tane kadar su çıkacak? Yok, çok çıkıyor. Güzel çıkıyor. Yazın adamı domatesleri zaten sulu oluyor. Adam iflas eder. Adamı batırır. İflas etmez. Kabuğunu at, içine at. Ne kaldı? Olur mu canım? Kabuğunu niye koyayım ben domates çorbasına, olur mu öyle? Ama blenderdan geçirdiğiniz zaman çok güzel oluyor. Değil, ben kevgirden de geçiriyorum. Ben gayet yazın güzel da yapsam yani. Ben uğraşırım. Kabuğundan yaparım. Salça bile yapan var blenderdan. Tabii yapıyorum, çabuk. Onlar atıyor muyum? Atıyor muyum ben onları? Hülya'cığım, hanımlar dedi ki domates çorbası bu mevsimde tercih edilecek bir çorba değil. Yok, kışın çok güzel yani kullanılıyor, yapılıyor. Konserve yani mi bu? Yok. Taze domatesden yaptınız. Hayır, taze domatesi alıp mı yaptınız? Şöyle, taze evinizde domatesi hani bulamayız bu mevsimde. Domatesleri önce fırında közledim. Sonra soğan da var herhalde. Soğan tadı geliyor. Soğan, içinde soğan var. Çok pardon. Taze domatesi bu mevsimde bulamayız dedin. Domatesi aldın, fırında közledin. Taze yani oldu. Hani taze, şöyle hani mevsimde domates olduğu zaman daha yani közlemeye gerek duymuyorsunuz değil mi? Direkt onun domates çorbası yapabiliyoruz. Lezzetlensin diye mi fırına evet verdin? Ben köz tadı aldım. Evet. Yani olmamış mı yani? Gayet güzel. Peki Filiz'den başlayalım. Filiz'ciğim, evet. O yani domatesin mevsiminin olmayışını aldın mı? O domatesdeki evet eksikliği, lezzetsizlik evet geldi salça mi? Salça var mı içinde? Birer kaşık var. Ama salça, domates salça şey ekşi çorbasına salça girmez. Ama domatesi o ekşiliği vermiş yani, o tadı vermiş. Tadının yani vermiş olması önemli değil. Mevsimi değil. O yüzden tam tadını alamıyorum. Biz ben yazın salça mesela tadı domatesleri mesela hepsini. Ve bu közde olduğunu belirtmemiştiniz. Közde domates evet çorbası evet olmuş bu. Ben belirtmedim zaten. Hani dedim ki domates çorbası zaten hani... Ben kendim attım hani tadı versin diye o tadı. Vermiş i̇şte mi, onu vermemiş belirtmeniz mi gerekiyordu ama. Onu belirtmeniz gerekiyordu. Ne değiştirecekti mesela bunu belirtmesi senin açından? Yani en azından közde olduğunu bilseydik biz ona göre yorum yapacaktık ve lezzetini ona göre alacaktık. Ben buradan köz tadı daha çok alıyorum domatesden fazla. Ama zaten her bir tarifi ona göre şey yazamıyorsun ki ayrı ayrı, işte közlenecek mi atıyorum. Yok hayır, közlenmiş domates çorbası olarak belirseydin. Filiz Hanım puan kırmak için bence bahane aradı. Puan kırmak için bahane aramıyorum. Lezzeti neyse ona göre yorum yaptım. Peki beğendin mi? Maalesef tuzsuz. Yani beğenemedim. Tadı tuzu. Tuz dökebilirsiniz. Yok,
Ben sonradan tuz eklemeyi pek sevmiyorum. Ama bir senin gününde sen dedin ki tuzsuz geldiyse tuz ekleyebilirsin dedin. Mesela yani, patlıcan niye çok senin tuzsuzdu. Günün, evet. Ben sevmiyorum ama sonradan tuz i̇şte eklemeyi. Nasıl sevmiyorsun? Sevmediniz bizi bir şeyi neden bize öneriyorsunuz? Aynen bir sana tuzsuz dedim. Ya, tuz ekleyebilirsiniz dedin. Tuz ekliyorsunuz mesela dün de fark ettim. Bütün yemekler tuzsuzdu değil mi? Evet. Onu da belirttik zaten ama. Yok, siz eklediniz mesela, ben dün de eklemedim. Yoruluyor musun Filiz? Yorulmaktan tamam. Değil, ben... Yani... Pilava, makarnaya, böreği anlarım da çorbaya mesela tuz neden atmıyorsun? Neden böyle bir kriterim var? Yok, ben evde de öyleyim. Şimdi evde sen kendi zaten damağına göre yemek yapıyorsundur. Tabii ki. Tuz kullanmıyor ama burada mesela misafirle şu an atmamanın sebebi ne mesela? Bilmem ben. Şu an siz tuzsuz sevmiş seviyorsunuz belki. Belki Şükran Hanım tuzlu seviyordur. Beni zaten rahatsız şimdi etmiyor. Şimdi davet masasında hani kıvamına göre. Şimdi kıvamı tuzlu. Rahatsız etmiyormuş tuzu, ama zaten. Beni zaten tuzsuz olup olmaması rahatsız etmiyor. Şimdi acılığı güzel mi? Tadı tuzu yerinde mi? Acılığı kıvamı hiç yok. Mi? Ona bakacaksınız yani. Kıvamı güzel. Bak. Ne yoğunluğu var, tadı tuzu ekşiliği de var yani o tadı da alabiliyorum yani gayet güzel tam olması gereken domates çorbası yani. Ben domates çorbası yerine közde biber domates çorbası alıyorum ama köz tadı geliyor. Ben o kadar tadını alamıyorum. Tuz konusunda bence kendisiyle çelişti. Tuz konusunda çelişmedim kendimle çünkü ben zaten çok fazla tuzu tüketen bir insan değilim. Yani her yemeğe tuz atmam. Evet Kibriye abla. Ben senin için büyük bir etken mi bunu belirtmemesi yani közlenmiş evet. Dememesi senin için büyük bir sorun mu? Büyük bir sorun değil ama tabii ki söyleseydi, belirtseydi. Peki benim... aldın mı o lezzeti? Lezzeti aldım bir de şey de geliyor. Ne geliyor? Köz tadı geliyor şeyde çorbada. Ya bundan domates. Memnun oldun mu yani lezzeti geldi? Yok çok geldi. Rahatsız etmedi beni. Okey. Tuzu falan da biraz tuzsuz ama ben tuz ekledim, karabiber de ekledim. Kıvamı nasıl? Kıvamı mesela falan tadı, güzel. Ekşiliği nasıl güzel? Yok, ekşiliği dediğinde falan, biraz zaten ekşili olur. Çok yani ekşili değil. Çok ekşili gelmedi bana. Yani o kadar değil ama normal bir ekşiliği var domates. Çorba. Acısı hiç acısı. Yok. Tuzu şeydi, ben tuz ilave ettim. Karabiber ilave ettim. Ama kıvamı falan güzel. Peki, afiyet olsun. Şafak Hanım? kıvamı güzel çorbanın. Tuzuna yorum yapmıyorum çünkü... Yani hani tuz atabiliriz biz onu. Onu sakıncalı bulmuyorum. Bir de şeyi soracaktım. İçine süt koydunuz yok, mu? Yok süt koymadım. Bir de normalde biz domates çorbalarını yaptığımız zaman hani soğan koymayız içine. Soğan soğansız bunda. Olur. Soğansız bir yemek yok yani. Soğansız olur bana göre domates çorbası. Şöyle kavurmadım ben. Bir de genelde zaten domates çorbasına da çok az da olsa birazcık süt eklenir. Ya o tercih meselesi özelinde... Eklenme hani, sebebi nedir Şafak Hanım? Daha aroması daha farklı oluyor, daha değişik oluyor. Yoğunlaşmasına sebep veriyor aslında. Bir de şunu soracağım, içine herhangi bir et suyu falan hani kullanmadın. Yok. Değil mi tadı güzel? Birazcık kullanabilirdin. Bir tavuk suyu, bir et suyu içine birazcık atabilirdin o aromasını... Domates çorbasında et suyu olur evet, mu? Evet, olur. Koyuyor musunuz siz domates olur. Çorbasına et suyu? Ben hiç denemedim. Ben de denemedim. Ben yapıyorum. Hani, ama garipsemediniz de yani her gün kullanıyormuş gibi. Hayır, yani. Direkt... Tamamen ondan değil de mesela bir bardak koyabiliriz. Süt ekleyebiliriz. Hani lezzet vermesi et suyu açısından. Bence okey, evet. Kremayı okey de evet. Et suyu ben ilk defa duydum. Evet. Domates aynen, suyu çorbası, domates çorbası. Normalde ben de süt ya da kremayı ekleriz. Evet, yani et soğan ekleriz. Da koymam. Soğan ben ilk defa görüyorum. Soğan közlenmiş değil mi? Kavurmadım bak, yanlış anlıyorsunuz. Sırf o şeyi kavurmamak için işte közledim biraz. Tamam ben bir közledin veya kavurmadım. Soğandan bahsediyoruz Hülya Hanım. İçinde soğan var bunun. Evet normalde ağzınıza domates, soğan tadı geliyor domates çorbasında. Soğan girmez. Soğan olmaz. Tadını ben alamıyorum inanın ki. Gerçekten ben ilk kaşıkta aldım soğanı. Tabii canım hemen ilk kaşıkta geliyor. Çiğ tadı mı geliyor? Hayır soğanı alıyorsunuz zaten. Ben ona sen neden kavurdun kavurmadın onu demiyorum. Ben ekşiliğinden yemin ederim. Hani içinde tane tane soğan yok tamam. Tane tane olamaz ki çünkü. Hayır rendelediniz falan bir şey ama soğanın tadı var. Evet, onu demek var. İstiyorum. Hani özlenmiş içindeki şehriyesine bir şey demiyorum o tercih meselesi. İçindeki neyine? Şehriye, tel şehriye yok. Vardı sanki içinde. Yok, yok kaşar onlar. Kaşar. Pardon. Kaşar. Hani ben şey yapmadım dün, zaten ki benim sıkıntı değil çok gel. Pardon. Kaşık çoban salatası. İşte. Kaşarı ben demek ben ki yanlış. Başa bakalım canım. İyi misiniz? Sizden beklemediğim yorumlar. Evet Şafak Hanım'ı da eledim. Elemedim beni ele. Şehriyeyle kaşarı ayırt edemedi. Onu da eledim. Bir an dedim ki acaba hayır, bana mı koymadı? Hayır kaşarlar altı gelmiş ya dedim acaba içine tel şehriye mi attı hani? Hani içerken bir o... Birkaç tane içine attım azıcık artık ben mi fark etmedim diyorum. Baktım siz dediniz ya evet bunlar kaşarmış.
Ama hiç üzerindeydi bir şey gelmedi. Ya, hani karıştıra karıştıra dibine iniyor. Aynen öyle. Karıştırınca ben sandım içine ara ara geliyor ya. Hafif tel şehriye mi var dedim acaba. Anladım. İçinde. Ha, onu da deneriz. Et suyu denemişsiniz, bir de şehriyeyi deneriz. Peki domates çorbasına yeni bir boyut kattı Şafak Hanım. Evet, Şükran abla soğan kokusundan çok mu rahatsız oldun? Soğan kokusu değil, ağzımıza aldığımızda soğan tadı geliyor. Tam o aromasından rahatsız mı oldun? Yani domates çorbasında olmaması gereken bir şey soğan. Közlenmişinde de mi olmuyor? Ve ben köz tadı almadım hiç kesinlikle. İnternetten bakıp araştırdınız mı? Evet. Yani bunu zaten biz yapıyoruz. Bunu araştırmaya gerek yok Hülya Hanım. Evet. Araştırıp yani, da geldiniz. Evet dün Hülya Hanım'ın madımak çorbasını araştırdık. Bilmiyoruz ama domates çorbası. Orijininde var mı yok mu? Onu hayır yok kesinlikle var. Yok. Hayır. Ben çok araştırdım salça var. Salça olmaz ve zaten domatesin zamanı değil. Yani lokantaya keşke gitseniz. Keşke evinizde yok muydu marketten alacağım. Bir lafımı bitirebilir miyim? Bir müsaade ederseniz. Marketten domates alacağınızı evinizde yok muydu konserve ya, falan? Biz hazırını kullanamıyoruz ya hani konserveleri. Hayır domates sosu yok mu evinizde veya markette? Öyle bir şey hazırladınız. Şu an yarışmadayız ya. Hanımefendi domates alacağınızı domates konservesi alsaydınız. En azından ben biraz lezzetli olur. Zaten. Var mı evde? Evde var benim yapıyorum. Tam o da diyor ki marketten domates alana kadar evden onu getirseydin diyor. Aynı yani şeyi getiremiyoruz ya hani. Hayır öyle bir şey yok. Yok getiriyoruz niye getirmeyelim? Hayır öyle bir şey konserve yok. Konserve mısır nasıl alıyorsun? Ha burada şunu diyebilirler, şu yorumu yapabilirler hazır tabii ki. Hazır konserve kullanmıyor. Sen buna ne emek harcadın derler. Ama o da diyor ki marketteki domatesi getirin. Çünkü hiç lezzeti yok. Köz tadı yok, tuz yok. Domates gerçekten çorbasının en lezzet getireni karabiberdir. Bu uğraştım yani. Direkt bu. Domateslere bak domates. Unka vurdunuz mu? Domatesleri unka robottan geçiriyorsunuz, mu? Onu kavuruyorsunuz, direkt atıyorsunuz o şekilde. O kadar ben öyle yani yapmadım. O kadar emekli mi? Değil mi? Hayır. Ha pardon. Hayır. Fırına attım, közledim. Ondan sonra ayrı ayrı hani domatesleri dildi fırına attı, başında bekledi közlensin evet, diye. Fırın. Beklendi, çıktı, robota attı, çekti. İşte bunlar hepsi tamam. Bir işti yani. Tamam yani tamam bu kadar. Filiz Hanım'ın çorbası daha emekliydi o zaman. Erişteleri kendileri mi attı? Erişteyi kesmedim ama yani. Köfteyi yoğurup küçük küçük yuvarlamak. Bu da aynı şeyi. Ya onu bir şey tutamayız. Hayır aynı asla. Değil. O daha çok el uğraştırıyor. Onun yoğurma tadı tuzu yoktu. Bir de onun hepsini aynı boyutta yapmıyor. Ben hepsi aynı boyutta değildi. Uğraşım olarak diyorum. Hepsi de dağılmıştı köfteleri. Hiç tadı tuzu yoktu. Dağılmamıştı. Gerçekten sadece yumuşaktı. Sırf yorum yapmak için yapıyorsunuz. Gerçekten çorba. Peki afiyet olsun. Siz de Şükran Hanım'a katılıyor musunuz? Domates çorbası emeksiz, zahmetsiz bir çorba mı? Basit midir yani? Kolay çorba. Çok da emeği yok. Kolay. Filiz? Bence de kolay. Benim çorbama ve madımak çorbasına bakarsak. O zaman ara sıcak efendim el açma börek geliyor. Yanına ne geliyor? Zaten el açma sarma. Bekliyoruz. Sarma. Sarma, sarma geliyor. Alın size zahmet. Hadi bakalım. Dün sizin çoban salata eleştirinize gülmüşlerdi. Ne oldu şimdi? Daha beter işte. Olmayacak şey söyledi. İnşallah bu mis kokulu böreğinizi beğenirler. İnşallah. Evet bekliyoruz. Biraz gecikti. Gecikti mi? Evet. Yok gayet de hemen 2 dakikada getirdim. Bir dakika senin düşüncen. Siz katılıyor musunuz Şafak Hanım'a? Bekledik. Evet bekledik. Kadir Bey bu börek mi? Büyüttün. Hayır börek mi? Börek bekledik. Bir şeye benziyor. Nasıl bir börek bekliyorsunuz? Normal açılan bir börek. Şey değil, bu bizde hani Kürtlerde bizde şam börek diyoruz buna. Ama onu belirtseydiniz biz de ona göre araştırsaydık. Evet, yani anlamıştı. Normal patatesli börek. Ama şimdi biz bunu kıymalı yapıyoruz. Şimdi ana yemeğinde kıymalı olduğu için hani kıyma evet, börek. Dolmanız da kıymalı, etli. Yok etli. Ha, onun için ben patatesli seçtim. Şimdi patatesli yazıyor, patates olunca şam böreği olmuyor mu? Ya oluyor da ekstradan belirtmedim hani dedim. O zaman keşke patatesli şam böreği evet, yazsın. Evet, bu da tavuklu. Biz de ona göre sana yorum evet. Yapardık. Tavuklu yani, bu tavuklu, şekilde gelince şaşırdık. Orada gibi... et yazıyor ama. Tavuklu. Tavuk et değildir. Tavuk et. Tavuk ettir de tavuk et eti var, diye belirtilmemiş. Tavuk eti diye belirtilmemiş. Hanımefendi menüyü yazarken kendine evet. Göre yazmış diyelim. Evet. Tam anlamıyla ifade yani ediyorum. Yani hani kendi yöreselimizden hani diyoruz ya bir şeyler yapalım. İşte onlar da yöresel ismini yazsaydı keşke diyorlar. Ya işte internette daha iyi olurdu. Olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Hani yöresel peki, isim yazıyorum diye. Afiyet olsun. Ama bu şam böreği normalde evet. Yani. Aha şam böreği. Hülya Hanım kesemiyorum böreğinizi. Kesemiyor canım bunu böyle alıyorsun bu şekilde yeniliyor bu. Hmm. Yani bu şekilde yeniliyor. Tamam, biz şimdi davet sofrasında öyle mi yiyeceğiz yani? Artık yiyeceğiz.
geldi. Böyle goldların, kırmızıların içinde. Oldu mu? Bu kadar şaşaya elimizde alıp yememiz. Sizin o elbisenize yakıştı mı yani? Hülya'nın istediyse yiyeceğiz. Hani el yapımı dediniz ya almıştı. El yapımı işte. Ama bu pişi. Börek değil. Ben yufka da alabilirdim. Evet, İçine malzeme mi koyup fırına da atabilirdim. Hamarak olmazdınız o zaman. En azından börek i̇şte, olduğunu, börek yerdik yani. Börek dediniz ya. Bu börek ya. Değil mi şimdi? Pişi hanımefendi bu. Ben anlatamadım galiba. Bizde bunu şan börek de. Biz bunları bayramlarda, özel günlerde yani davet sofralarında yapıyoruz tamam zaten. Tamam işte o zaman bu namaz Kadir Bey'in bir... dediği gibi şan böreği diye belirtmeniz evet. gerekiyordu. Ya ne fark ediyor? Börek dur adam. Şimdi bakın. Sizce çorbayı, fark etmiyor mu? Bir saniye. Şimdi peynirli börek bir yazıp saniye. Patatesli börek çıkarsak. Siz şimdi çorbayı bak, domates kıymalı. Çorbası olarak söylediniz. Sadece közde... tekli yapsaydım sizin dediğiniz gibi şan börek böyle iyice abartılırdım hani tek sadece sunumda. Bir şey söyleyebilir ama miyim? Ama ikili bu bak. İkisinde de meşakkatli bir yemek. Şimdi siz çorbayı domates çorbası olarak belirttiniz. Közde domates çorbası getirdiniz. Börek dediniz önümüze pişi geldi. Etli sarma dediniz tavuklu sarma geldi. Sizin de ben öyle anladım. Etli sarma deyince ben tavuklu bizde tavuklu yapılıyor. Ama ben ilk kırmızı defa sarmanın içinde tavuk yedim. Gerçekten ilk defa yiyorum. Nasıl ilk defa? Ben de ilk defa yiyorum. Batman'dan Mardin'ler araştırın. Sor internete de yaz. Doğrudur çıkar. Vardır. Her yörenin Batman. Kendine... Yani biz hep tavukluda. Tadına da bakın bu arada. Evet, her yörenin kendine tabii. Ait tabii ki. Şeyleri vardır ama ben ilk defa yiyorum. İlk defa bakın işte bir şey sıkıntısı yaşamış şu anda. Bir isim krizi yaşandı. Hani sen deseydin, belirtseydin ismini. Aynen. Biz de ona göre bakardık, ya ona göre yorum yapardık. Hani yorum, şimdi baktığımız zaman hani börek olarak baktık. Buna yani bakma. Hani böyle çiğ börek bir tarzı yapıyoruz diyoruz ama. Bir de tadını yorumlayalım. İçinin harcı güzel de. Siz bunu ama okula veya merdane kullanmadınız. Yok. Mayalı hamuru elinizle açıp içine. Merdane kullandım. Yani pardon da hamur nasıl açılıyor? Merdaneyle açılıyor, oklavayla tamam, açılıyor, neyle açılıyor? O şekilde açmaya çalışıyorum. Ama bu pişi hamuru gibi hanımefendi elinizle sanki yağlayıp içine patatesleri koyup kapatıp kızartmışsınız. Peki elimle açılmış gibi ince olmuş mu? Yani bu... Yağladığınızda tabii ince olur. Yok yağlanmıyor bu. Yağda kızarttırıldığı için hani bu elle açılmıyor şeyi. Yani yağ... Onlar seni böyle kat kat yufka açıp zorlanacaksın i̇şte. Diye heyecanla beklediler. Evet gerçekten ben de kesemiyorum. Hanımefendi size sağ gösterip sol burada. Ben böreğini beğendim ama. Tadı güzel. İncecik açmışım bak ne güzel. Sarma nasıl şapak? Yağsız bak. İlk defa tavuklu yiyorum. Ama hani bir sarma değil de sanki tavuklu bir şey yiyormuşum gibi oldu. Evet lezzeti kötü değil. Ama dediğim gibi tavuklu sarma ben ilk defa yedim. Ya hep biz ilk defa görüyoruz ama. Hani onun iyi olup olmadığına karar veremiyorum o yüzden. Çünkü ilk defa yediğim için tavuklu daha önceden hiç yemedim. Ama dediğim gibi bunu da hani bu şekilde evet biz yapıyoruz ama Kibriye Hanım biraz kıymalı falan yapıyoruz hani ben. Bu şekilde çiğ börek tarzı. Kıymalı Ye. Yapıyoruz. Öyle buyurun. Teşekkür ederim. Hurmayla ekmek yiyeyim bak. Hurmayla ekmek yiyeceğiz. Ne yapayım? Ana yemek için. Aç mı kaldınız yine? Evet. Yani güzelim börek var. Teşekkür yani. Ederim. Aynı şey. Hani diyorsunuz ya pişi biz bunu kahve al ye işte. Şükran Hanım 3 gündür doyuyor. Ama Şükran Hanım siz de 3 gündür açsınız ya. Yani. Hiç mi sıfır doymadınız? Ya. Hiç mi doymadınız gerçekten? Evet doymadım. Gerçekten doymadım. Ben dün de aç kaldım. Çekim arasında salata ve pide yedim. Bugün de aynı şekilde yani... Yenecek gibi değildi gerçekten. Şükran alabilerek yapıyor. Aç kaldığını iddia etmeye çalışıyor. Yemekleriniz güzel değildi, beğenmedim. O yüzden ekmekle karnımı doyuruyorum diyor. Hoş değil tabii. Benim masada da mı aç kaldınız? Evet, gerçekten sen aç kaldım. Sen de bir de yayın arası yedi. Yayında evet, da yemedi. Salata yedim. Yayın arasında bir sepet yani ekmek yedim. Yani açlıktan salata yedim. Sana söylemedi. Bugün Hülya'ya söylüyor artık net bir şekilde yiyor. Yapacak şunu şey merak ettim. Bu mayalı olduğu için beklediği ama zaman böyle olması normal mi? Ama isteseydiniz madımaktan getirirdim. Yani normal Kadir Bey yani hani sert değil olması gereken bu zaten yani. Ya beklediği için olabilir mi bu şekilde sertleşmesi? Ben bir de yarım saat 45 dakika beklettirdim bunu hani. Mayalanmasın. Evet mayalansın diye. Hani direkt alıp hamuru yoğurdum yapmadım. Normalde bir şeyi de kızartınca beklediğinde bu hali almıyor mu ısırırken biraz? Yok kabarmamış ki nasıl 45 dakika bekledi. Hani mayalı hamur popur kabarır. Sürenizden arttırıp bunu o zaman da kızartabilirdiniz. Çok yapılıyor programda. Evet. Ona bir şey diyemem. Okey orası olabilirdi. Ama masada bekler miydiniz bir yarım saat? Bir dough var. Beklemezdik. Yarım saat değil 10 dakikada. 10 dakikada kızarır mı? Bir tavanın içinde 5 tane hamur. İnanın ki o zaman da getirseydim yine aynı yorum yapacaktınız yani bence. Yok sıcak olsaydı gerçekten farklı olurdu. Hala sıcak yani. Yok soğuk değil ama. Soğuk değil. Soğuktu.
Ay yok, benimki sıcak, iyi. Güzeldi yani. Peki. Evet. Bana göre yani sarma, yiyeceği bir şey etli, yoksa tavuklu, ne olursa olsun ana yemek. Ana yemek. Ara değil. Tamam, bizde de zaten ana yemek diye yiyoruz yani biz bunu. Yaprak. Ama ara sıcak diye verdin ya. Börek, ben sadece sunmak börek istemedim. Börek değil. Sarmayı söylüyoruz. Sarma evet, madem ana yemekse bugün niye ana yemeğe koydun? Ara sıcak koydun. Ara sıcağı neden koydunuz? Etli. Tavuklu. İşte zor olsun diye hani meşakkatli yemekler. Önemli olan zorluk değil ki ama. Ama yani hamaratlılığı gösterdim. Bak sarmayı bak sadece ana yemeğinde kullanabilirsin değil mi sadece? Sarma ana yemek. Yoğurt, yani zeytinyağlıysa biz bunu evde o aradır şekilde yiyoruz zaten. Ana yemekte yiyoruz. Sadece yanına ama çorba. Siz evde yiyorsunuz. Önce çorba sen de. Basa basa ana yemekte yiyoruz değil mi? Ara sıcakta veriyorsun şu anda. Davet sofrasındayız. Sizin evinizde hayır, değiliz. Sizin sofranızda değiliz. Kadir Bey üzüldü diyorum. Lafını söyleyerek işte resmen ana yemeği yiyorum. İşte tavuk yiyorum falan. Ben onun yorumundan ana yemek yiyorsun. Sizin dediğinizi söylüyor. Ama ara sıcakta da yiyorlarmış. Ara sıcakta da. Yani uğraştırıcı olsun diye seçtim. Uğraştırıcı olsun diye seçtim. Afiyet olsun. Ben Filiz Hanım gibi sadece yaprak sarması iç harcından hani sadece dolma da iki tane yan yana öyle yapmadım. Ben ikisini ayrını harcını ayrı. Bunu ayrıyeten patatesini haşlıyorsun. Ekstradan tarifini doğru zaten artık biliyoruz önümüzde. Soğanını kavuruyorsun Kibriye bir şekilde. Kibriye Hanım'ın yorumunu merak ediyorum. Kibriye Hanım. Böreğiniz biraz sert olmuş, hamuru sert ama içindeki malzemesi güzel, acısı falan güzel ama şey kesemedim. Pişiye benziyor böreğiniz. Yani istesen kesebilirsin ama kesemedim, işte. Kesemedim, bayağı uğraştım dünkü yani. Dünkü sizin o neydi ismini anladım. Hünger. Hünger. Hünger gibi sert değil yani o kadar. Ama hünger çok ince hünger olsaydı dağılırdı. Hüngeri ben çok rahat kestim ama. İçini dağılırdı. Ben de bir ince olanı ince. Onu karartan bir tak şey olmuş olabilir. Hani bir tık kalın gelmiş olabilir. Ama ben onu bayağı kaynattım. Yani çiğ yemesin, çiğ servis etmeyeyim diye. Ben kıvamına bak, ince açılmış, bak yağ yok. Hani yok. Yağ içinde sen bazen İnceline börek yapsın ya. Bir şey ya demiyorum ama kesilmiyor. Kesilmiyor. Sırf yorum yani yapmak için yorum yapıyorsunuz. Yok. Bazen börek yediğimiz zaman bu yağ içinde yüzüyor yani. İçindeki patatesi hani falan ya bak, çok güzel olmuş. Bak yağda kızarttığın halde yağ var mı? Yok yani, yağlı değil. Şimdi Hanım beni hiç dinlemiyorsunuz. Dinliyorum ki. Bak diyorum ki siz diyorsunuz ki kesemiyorum. Bu ben kesemedim, elle de uğraştım. Ama şimdi bir davet masasındayız. Elle de alıp yemek hoş bir şey değil. Ya düğün dediniz katmer miydi neydi o? Katmer istemişler. Katmer istediniz katmer. Bu da sabah kahvaltıda yenir. Filiz Hanım özellikle söylemişti. Ben oraya ben çok takıldım. Ya. Ha ben dedim onu o ben. O dedi. Şapak yani dedi. Ama katmeri bizde kahvaltılarda katmeri yeriz ya. Bu börek gitmez mi Allah aşkına? Biz yani evet, katmer yani kahvaltılarda. Hani diyor ya hayır şunu diyor. Katmeri elle yemeyecek misiniz? Katmeri istiyorsunuz da bugün bunu elle yerken çekiniyorsunuz. Filiz Hanım da katılmıştı. Ben de katıldım tabii ki ama şimdi tamam. Hani bu kadar ama büyük bizim olmasaydı bari. Filiz Hanım bizim katmerimiz yumuşacık oluyor. Bir bakalım farklı. Problem evet. Yumuşaklığı sert değil. Katmer belki elle yenmiyor mu? Şükran Hanımcığım. Katmer elle yenmiyor mu? Katmer elle yenilmiyor. Tamam, o da diyor ki katmeri istiyorsunuz onu elle yemeyecek misiniz diyor. Elle yiyeceksiniz. Ama ben kendi usulünüzde yapacaktım ben onu. Çatal bıçakla mı yemiyor evet, kendi usulünüzde? Yani evet. Katmer çatalla bıçakla yiyor. Evet, kendi şeklimde ben onu servis hayır, yapacaktım. Kesecektim demek istiyor. O şekilde rahat yiyebilin diye. Tadı değil kötü mü? Tadı yok, kötü mü? Tadı güzel. Lezzeti var mı? Patatesi falan güzel, acısı falan güzel. Tamam, dolma için ne diyorsun? Dolması güzel olmuş. Benim komşum da batmanlı böyle yapıyor. Tavuklu bak, pişiriyorlar. Tavuklu yapıyor. Yani batmansız araştırıyorum. Şey, yaprağı falan biz kaynamış. İç malzemesi de güzel olmuş. Eline sağlık. Peki, afiyet olsun. Filiz. Ben tavuklu dolmayı ilk defa yedim. Acısı dolma değil sarma, yaprak sarması. Dolma da diyoruz, sarma da diyoruz. Yok, yani biz dolmayı ayrı pişiriyoruz, sarmayı ayrı pişiriyoruz hani. Peki sarma. Dolma. Yani sen iki tane çeşit dedin ya, önümüze çıkarttın ya iki çeşit. Yani sen iki çeşit de aynı biz harçtan yapmıştın. Sizi kırmayayım hadi. Evet, ben yaprak yemeklerimi savunuyorum. Gerçekten de uğraştım. Ben sizi savunmuyorsunuz. Çok uğraştım ki gerçekten. Yani lezzetli yerinde hepimiz uğraştık. Siz de bize yorum yaptınız. Biz güzel bir şekilde, Filiz saygılı Hanım bir şekilde tabii dinledik. Saygılı, sonra tabii da ki dinledik. Sonra da cevabımızı tabii verdik. Hanım, bölüyorum siz de, da. Siz sürekli bölüyorsunuz. Araya giriyorsunuz. Biz bir bitirelim. Ondan sonra siz kendi yorumunuzu, kendi yemeğinizi savunun. Hülya Hanım gerçekten orada ev sahipliğini koruyamadı ve bana gerçekten ayıp etti. Hiç ayıp etmedim, doğruyu söyledim. Yemeklerimi savundum yani. Dolmanızın içinin acılığı, lezzeti güzel, tavuklu yedim. Pişmiş. Pirinci pişmiş mi? Tadı tuzu yani. Evet. Dinliyorum. Buyurun devam edin. O da soruyor kendince, bekliyor. Söylüyorum zaten. Tamam.
Yani içinin lezzeti, pişmişliği, yaprakları gerçekten güzel pişmiş, ellerinize sağlık. Böreğinizin içini de beğendim ama dışı gerçekten çok kuru ve kesilmiyor. Kuru yağda kızartın ben bunu. Tamam ya. İşte kuru yani. Yani görseniz şu kadar yağda, yani bol yağda kızartın. Doğrudur ama hani ben bakın ben yağlı bakın, demiyorum. Bakın bu kaldıkça gerçekten daha çok yumuşanıyor. Hani hamur şekline geliyor yani. Yumuşamış hani üstü benim... Üstü açık kaldığı için benim, biraz sert olmuş olabilir. Keşke kapatsaydınız. Biri benim böreğimin bir şey biri mesela... Sardığın zaman sıcak. Hamurlaşıyor sıcak ya ama o zaman. Ama işte şimdi bayağı... Şükür Hanımcığım araya girmeyin ki sonra size cevap veriyor. Filiz Hanım'a cevap vermiyor. O orada sinirleniyor. Beğendin mi böreği Filiz? İç harcını beğendim ama hamurunu beğenmedim. Peki afiyet olsun herkese. Ana yemeğimiz tepsi kebabı, evet. Pirinç pilavı, patates püresi ve mevsim salata. Evet. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi. Ellerine afiyet sağlık. Olsun. Yalnız şu dikkatimi çekti. Şükran Hanım sana domates çorbası için dedi ki zahmetsiz ve emeksiz bir çorba dedi. Kolay dedi değil mi? Evet. Bunun için de dedi ki ay. Burada dedi lezzet önemli dedi. Şimdi onda hamar attık dedi, burada da lezzet önemli dedi. İkisi de ama lezzetli. Çorbada çorba lezzet da lezzetliydi, bu yok. Da lezzetliydi. Direkt soğan tadı geliyordu. Belki göz tadı falan almadım. Boş yorumlar. Altı dolu aldım. Yorumlar istiyorum yani. Altı dolu işte soğan varmış. Boş hani, yorumlar. Kaşık yani. Salatası yiyorum diye çoban salatasına demedim. İçinde soğan vardı, soğan boş var dedim. Boş konuşuyorsunuz diye bir dönüş döndü. Boş konuşuyorsunuz. İçinde soğan vardı, soğan var dedim. İsmini başka da yazsaydım ara sıcağım yine beğenmeyeceklerdi çünkü güzel olmuştu. Ben kendi adıma asla bahane aramadım. Biz normal bir börek bekliyorduk. Bize pişinin içinde patates koymuş, kızartmış, getirmiş. Börek dediğimiz şey sonuçta uğraştırıcı bir şey ve bu emeği kimse görmedi. Bu sizi üzdü mü? Evet, gerçekten üzüldüm yani emeklerime üzüldüm. Yok ben pişi isterdim, yok ben pişiyle aynı, yok ben bunu isterdim. Yani aynı şey. Olmuş mu? Tadı tuzu yerinde mi? Gayet güzel. Yani saf eleştirmek için eleştiriyorlar. Herhalde sizi iddialı bir rakip olarak görüyorlar. Yani şok oldular onları görünce. Beklemiyorlardı. Hani yetiştiremeyeceğimi zannettiler ama yetiştirdim çok şükür. İnşallah ana yemeğinizi beğenirler. İnşallah beğenirler. Evet, tepsi buyurun. Kebabı geldi efendim. Ellerinize sağlık. Patates püresini de kondurmuş. Tepsi kebabını doğru yazmış. Evet. Bunu rahatlıkla araştırmışsınızdır. Evet, doğru bu. Geliş doğru geldi. Sunum şekli doğru geldi. Biraz afiyet olsun. Şeyde kaldık ama dedik acaba söylendiği gibi mi gelecek yoksa başka bir tarifte mi gelecek? Başka bir şekilde günün mi gelecek? Günün doğru gelen tek yemeği mi? Evet. Evet. İnşallah sadece ismiyle puan vermiyorlardır Hülya. İnşallah lezzetine de bakıyorlardır bence, puan verirken. Sadece dış görünüşüne... Hayır, hayır, dış görünüş pardon. Olur mu? Lezzetine bakacağız. Lezzetine yani. Bakacağız. Bu lezzet yarışmasıysa lezzet. Şükran Hanım korkmayın, yiye yiye. Yo, yiyorum. Aç kalmayın. Aç kaldım diye, niye korksun ki? Yoksa ekmekle mi karnınızı doyurdunuz? Salatalar... Hazırlamışım unuttum. Neyse İki bunda puan kırıyor muyduk? Pişman oldum. Şükran Hanım ağzından kaçırdı. Salataları baktı geri veriyor. Eksik puan veriyor muyduk o zaman? Eğer yemek bitiminde eyvah eyvah, gelseydi ben ne yaptım? Tabii ki kabul etmeyi puan kırmak zorunda. Seni yiyecekler şimdi. Yesinler valla. Zaten o kadar şeye kondurur ki bir salata. Şükran Hanım kendinizi tutmuyorsunuz. Maalesef. Şükran Hanım biz de farkındaydık. Biz de söyleyebilirdik. Neden söylüyorsunuz ki? Ben böyle olduğunu ama sanki bilmiyordum. Yani bilmeniz gerekiyor Kadir Rezil diye. Yani kaçıncı programını çekiyor? Aslında salatanın gelmemesi hepimizin dikkatini çekmişti. Ama Şükran abla birden hani zıplayıp gelmedi dedi. Ben de salatayı hatırlatmazdım. Kimse kusura bakmasın. İnsanlık öldü mü yani? Salata yapmışım, tepsiye koymuşum, getirmeyi unuttum. Ne güzel Şükran Hanım hatırlattı sağ olsun. Salatayı ben hatırlattığım için puanını kıracağım. Salata sonuçta geldi. Şükran abla eğer bunda puan kırarım diyorsa haksızlık yapar. 598. bölüm oldu Şükran ablacığım. Salatayı unuttukları zaman puan kırılıyor. Ama doğru. Hatırlatan iki yarışmacı değilsiniz. Şöyle bir şey var. Ben akşamları işten gelince seyrettiğim için. Resmen Şükran Hanım üstüne yürüyorlar. Neden salatayı hatırlattın diye. Aa, ya, aziz olsun. Mübarek gibi bekliyorlar ki sen unut. Unuttum. İşte unutmana yani sevindiler demek ki. Sevinmediler bak getirdi. Hevesleri kursaklarında kaldı. Yani demek ki gününde salatayı unutsan hatırlatmayacaklar sana.
Canları sağ olsun. Ben unutmam baktılar, zaten. Baktılar bir yerden puan kıramayacaklar salata olmayınca. Bence salata... Baktılar bir yerden puan kıramayacaklar mı? He. Yani her şey... Sabahtan beri dünya şeyi saydılar. Sence onlardan puan kıramayacaklarını mı düşünüyorsun? 50 tane kurt buldular. Ah her gide şey... Hülya ablam. İnşallah kırmazlar İnşallah yani. İnşallah kırmazlar bence. Her şey olduğu gibi yönlerine getirdim. İsimleri hariç. Lezzet yani... yarışmasındayız ya. Hani yemek programı bu. Hı hı. Olmuş mu lezzetine bak. Hiç laf canmazlığı bilmiyorsun. Daha çok bilmiyorsun. Performans bekliyordum ben bugün ama. Yok bana göre gayet iyi bugün. Yok ben yani, daha çok bekliyordum. Ben formdayım yine. Bence devam et biraz arttır. Altta kalıyorsun bence. Yok. Yeterince savunan. Gayet yok yemeklerimi savunduğumu düşünüyorum. Hadi bakalım. Ben biraz daha pide alayım salata ekmek devam. Hayda. Bu da güzelim, bu da mı ne kadar güzel. Çok bu acı. Da mı değil Şükran Hanım? Hayır çok acı gerçekten ama... çok acı. Karabiberi çok fazla. İyi de patates Adaya, vardı ya az önce gibi, o da evet. Bak acıyı da onu beğendin. O patatesi vardı ya böyle. Bu kadar acı değildi. Bu direkt karabiber bak, tadı geliyor. Ama patates püresini niye yanına koydum? Niye? Yani bunu sadece de ikiniz yani pilav... Zaten olsun. Hanımefendi pilavla patates püresi bir arada olmaz. Olur niye olmasın? Ara sıcağınız da patatesli zaten. Çok hafif yani. Ara sıcağınız da patatesli ama. Ama böyle... Karabiber vuruyor hı-hı. Direkt. Direkt yani karabiber. Acı normal değil. Üstündeki normal biberin hani acısı zannediyor. Acılık olur değil. Ya o tatlı bir acılık olur. Bu sadece karabiber direkt vuruyor. Direkt karabiberin acısı geliyor anladın mı? Şükran Hanım sürekli pide istedi. Çünkü ön plana çıkmak istiyordu. Zaten Şükran Hanım 3 gündür pide yiyor. Yemek yemiyor ki. Sırf puan vermemek için. Bir de ben bir şey daha soracağım. Bunu böyle hazır bir kıyma olarak mı aldın? Yani etini. Yoksa et alıp da kendin mi zırhtan geçirdin? Kendim güzelce. Yok normal kıyma aldım. Normal kıyma aldım. Ama bazen... orijinalinde zırhlanması gerekiyor ya bunun. Şimdi bunu orijinali gibi olmuş mu? Orijinalinde... Yalan söyleyemeyince ben... kendim mi? Baktın ki devamı gelemeyecek. Kadir yani eti mi kıymayı mı bir... Yani anlamadım. Zırhtan kıyma mı? Et mi geçirmesini bekliyordunuz? Evet, zırhtan. Evet, orijinali öyle. Ama burada bakın orijinali ona bir şey demiyorum. Kuzu dana beraber zırhtan geçirmesi gerekiyordu. Bütün malzemeleri de katan incecik. Gibi güzel hani bu şekilde biraz yani kolay gerçekten oluyor ya. Robottan mı geçirdiniz, kendiniz mi kıydınız peki? Biberini falan. Biberini, soğanını. Elle doğradım et. Hiç öyle doğramıyor. Robottan geçirmiş ya. Bu robot. Diyeceğim bu kadın o kadar şey mi beceremiyor yani? Çok robot. Çünkü el lezzeti oldu yani kendiniz doğradığınız zamanki evet, lezzetiyle aynen. Robottaki lezzeti şimdi aynı değil. Şimdi lezzetsiz mi bu? Peki, çok özür dilerim. Şükran Hanım pideye şey. Boğulmadan onu yorum alayım ben. Gibi oldu. Açılmamam. Resmen lahmacun harcı gibi oldu. Yani senin için bu hafta Kadir Ezildi'li en amarat benim değil. Kadir Ezildi'li en güzel pide benim oldu. 2-3 günde pide yiyorsun. Ne yapayım pilav... Bu kadar güzel yemek var ya. Gerçekten çok niye beğenmedin ciddi anlamda soruyorum. Gerçekten Filiz Hanım'ın dolması gibi acı. Onun ama biberi acıydı sizin. Ama bu da Adana gibi düşünün yani bu ama, acısız abi, olursa bakın, olmaz. Güzel tabi tuzu. Sofrasında. O gün siz ama Filiz Hanım'ın dolmasını yemediniz acı diye. Salçası yoktu, kıyması sade, kupkuru bir şey sadece içinde soğan görünüyordu. Gerçekten bak. Neyinde? Neydi? O... şey ana yemeğini. Ben o üstündeki püreyi kaldırdıktan sonra yemin hanımefendi. Ederim size sadece acılığından bahsediyor. Acılığından bahsediyor. Ben bak, ama hiç dinlemiyorsunuz. Dolmadan bahsediyor. Dolmadan bahsediyor. Gerçekten ana yemekten değil. Ana yemekten bahsediyor. Çok özür dilerim Şükran Hanım. Siz şimdi Filiz Hanım'a hiç dolmanın örnek vermeyin. Filiz'ciğim çok pardon. Filiz Hanım hiç örnek vermeyin. O dolmayı bırakın. Aynen. Ana yemeğe gelelim. Hayır bu böyle olması gerekiyor diyorsunuz siz ya. Siz ana yemekten girdiniz ya Filiz Hanım'ın işte bu... Ana yemek demedim hanımefendi. Ne dediniz? Dolması dediniz. Biber dolmasına acı dediniz siz Batmanlı olarak yemediniz. Diyorsunuz ki Adana yöresine ait tamam ama bu kadar karabiber koydunuz. Davet sofrası ve herkes yiyemiyor. Bakın. Yani bugün sizin gününüz, aradan kaç gün geçti? Bunu düşünerek bu karabiberi biraz daha aza indirebilirdiniz. Ben bunu bile acıyattım ki o biber dolmasıydı. Bakın siz anlayamıyorsunuz. Acıydı diyorum hanımefendi. Biber dolması olarak demiyorum. Adana'ya benim şekerim yükseliyor ama fark ettim. Ne yapardın öyle birden? Evet, tepsi kebabı istiyorum. Önünüze acısız gelse yani ne tepkinizi çok onun merak. Onun acısıyla bunun acısı farklı mı peki o dolmanın bu direkt karabiber tadı bu, geliyor. Biraz daha az koyabilirdiniz. Ama o biber salçası, şey biber dolması. Peki acıdan yiyemedin ana yemeği. Helal. Bak. Bir de sinirleniyor. Şükran
Şükran Hanım bana haksızlık yaptığı için sesini yükseltti yani. Ben haksız olduğum için sesimi yükseltmedim. Hülya Hanım hiç fırsat vermediği için yorumlarımıza sürekli üzerimize konuştuğu için bir anda sesimi yükseltmek zorunda kaldım. Filiz Hanım buyurun. Patates püresi içinde tane olarak geliyor ağzıma. Tuzsuz onu beğenemedim. Pilav yani suyu çok olmuş pilavın. Tane tane olmuş. Ne olmuş? Pilavın suyu çok olmuş. Suyu çok olmuş. Suyu fazla olmuş yani. Hiç katılmıyorum. Tane tane yağ. Ya bana biraz yağlı bile geldi. Hani parlıyor böyle bak. Zaten işte hem yağlı lapa hem... Lapa mı olmuş? Hem lapa gibi. Yani lapaya... Ama ısıttım ya böyle. He, ondan şimdi olabilir. Kaldığı zaman bir de ısıtıyorsun. İsterseniz o biraz daha böyle şeyine gidiyor. Olabilir. Şeyde tepsi kebabınız da gerçekten lahmacun içi gibi olmuş. Tepsi kebabı zaten... Tepsi kebabının malzemeleri nedir Filiz? Baktın mı internette? Evet baktım. Ne var içinde? Hayır, malzemelerinden değil. Hani lezzeti lahmacun içi gibi olmuş. Malzemeleri nedir? Malzemeleri normal dana etini, kuzu etini, yağını, onu zırhtan geçirirsiniz. Tamam. Kırmızı kapya biber, yeşil biber, maydanoz, soğan, sarımsak. Lahmacunun içinde baharat, ne var? Aynısı var. Lahmacun tadı gelmesi yani normal değil mi o zaman? Yani anlamadım. Normal zaten ondan bir şey demiyorum ama sadece... Ama öyle bir dedin ki yanlış olmuş da sanki ben bundan kebap tadı değil lahmacun tadı alıyorum gibi dedin. Yani altında bir ekmeği eksik yani. Aynı. Bence ya karabiberi biraz daha uzun sevdin ya. Bak girme şimdi araya dinle. Tamam. Beğenmedin mi lezzetini? Karabiberi çok fazla olmuş, çok baskın olmuş yani. O yüzden ağır geliyor. Beğenemedim. Bakın yani eleştiri şöyle bak. İnceliği nasıl, kıvamı nasıl, tadı tuzu nasıl, acılığı nasıl? Acı diyor işte. Acı diyoruz, tadı tuzunu diyoruz. Tepsi kebabı acı mı oluyor, acısız mı oluyor? Ama bu fazla acı. Hani benim dolmam ne kadar acıydı? Tamam bir tık ben de kabul ediyorum. Bir tık biraz acı fazla ama güzel yani. Lezzeti var mı? Size göre güzel acılı, bize göre çok. Ya şu an ben bunun biber dolmasıyla karşılaştırdığım zaman biber dolmasını her zaman yediğimiz için hani peki, onun acısı. Peki ikisinin acısı farklı ama bu da rahatsız diyoruz. Etmiş onları. Kibriye abla. Adana usulü dediğim zaman hani gitsen Adana'da yesen kebap yesen. Burada zaten tepsi kebabı yazıyordu. Adana usulü diye bir şey yazmadı. Tepsi kebabı da yani et şey. Arkadaşlar bu acısız olmuyormuş. Bunu anladık ama hanımlar da diyor ki o zaman davet sonrasına uygun değil. Bu kadar acı. Direkt karabiber tadı geliyor bundan. Peki Kibriye abla. Yaktı mı seni acısı? Beni acısı yakmadı. Güzel. Hülya Hanım elinize afiyet sağlık. Olsun. Patates püreniz pütür pütür olmuş. İçinde şeyler var şimdi birazcık. Mutfakta biraz kaldığı için isterseniz ben bunu robottan geçirmedim. Elle ezdim. Tereyağı tadı hiç alamadım. Neyden alamadınız? Patates püresinden alamadım. İki kaşık koydum valla. Yani tarifindeki gibi ben her zaman yapıyorum. İki kaşık ölçü koyuyorum yani. Biraz da beklediği için mutfakta ister istemez kaldığı için üstü de açık bıraktım. Yani kaldıkça ama o kadar da püre yani şey olmamış yani bakar mısın? Evet, soğuktu yani birazcık daha. Sen bunu normalde niye ısıtmadın? Birazcık alık olsaydı hani belki tereyağı kokusuna gelirdi. Derken onu arada ama ısıtmaya gerek duymadım hani. Bu soğuk da yeniliyor. Soğuk diyor Kibriye Hanım. Soğuk. Soğuk da yeniliyor ya hani bu. Ama bu alık ama daha güzel. Ama içine krema koydum. Alık olsaydı daha belki tereyağı tadını alırdık. Normalde bazen püre hani biliyorsunuz patates püresine hani kaşar koyuluyor, süt koyuluyor. Patates püresi bunları... odur zaten. İçinde muskat olması lazım. Tamam bunu kaşar içinde... olması lazım. Bu kadar bembeyaz olmaz yani bu sarıya dönük peki, olması bu... lazım. Tereyağı koymuş olsaydınız bunun rengi dönerdi. Bundaki... Ve içinde pütürlükler bayağı var. Zaten robotla çekemezsiniz bunu. Hayır, o zaman sulanır ama iyice ezmeniz gerekiyordu. Zaten robottan çekseniz o cıvık olurdu. Peki pilavı nasıl buldunuz Şükran Hanım? Pilav bana göre tane tane. Lezzetli mi? Tuzu eksik ama yenmeyecek durumda değil. Dünkü kadar tuzsuz mu? Dün çok tuzsuz demiştiniz pilava. Dünkü tamamen tuzsuzdu ve dünküler biraz daha diriydi. Bu güzel pişmiş. Peki. Bana göre güzel tabii pişmiş. Tabii ki ben bitirmemiştim. Evet sessiz kalkmadığı için bak araya giriyorlar işte Kibriye ablacığım. Şükran Hanım araya girdi. Çıkar sesini buyur. Pilavını beğendim, güzel olmuş. Ellerine afiyet sağlık. Olsun. O da birazcık ılık olsaydı iyiymiş, iyi olurdu. Peki salatayı nasıl buldun? Salatası güzel. Salatası güzel geldi. Lezzetli yerim. Mi? Dün evet. Sana çok yağ koydun evet. Demişlerdi. Bugün yağ nasıl? Güzel, yağ falan yağ güzel. Yağ güzel. Peki. Evet Şafak Hanım, tereyağı da aldınız mı püreden? Aldım ben. Tereyağı var içinde. Ben pilavını beğendim. Afiyet olsun. Kötü bulmadım pilavını. Sini kebabında hani... Tepsi kebabı. Yani şeyi aynı hani kalınlığı iyi güzel ama biraz karabiberi fazla olmuş bir yakıyor. Bir tık fazla ben de kabul ediyorum yakıyor. Ama onun dışında bir güzel. Bir de biz hani neye işte Filiz Hanım da bahsetti ya işte biraz lahmacun içi
gibi. O da neden oluyor? Hani hepsini robottan çektiği için o tat geliyor. Normalde biraz da hani kendi doğramış olsaydı küçük küçük o tadı biz almazdık burada. Karışmazdı birbirine. Aynen karışmazdı. Yani o lahmacun tadı bize gelmezdi. Kendi sebzelerini küçük küçük doğramış olsaydı kesinlikle bize o gelmezdi. O peki iki saatin içinde bu menüyle ciddi anlamda eti zırhtan, yağı zırhtan, sebzeli zırhtan geçirebilir miydi? Yok bakın ben sadece sordum zırhı. Tabii ki bu süre içerisinde çok da zırhta beklemiyorum ama en azından bu sebzelerini kendisi ufak ufak doğrayabilir. Yani tek sıkıntı o mu yani? Bana güzel göre mi? Sıkıntısı o. Sebze zaten kalınlığı bir kırmızı güzel, biber var, yeşil biber kalınlığı var. Kalınlığı güzel ama maydanoz. Dediğim gibi kalınlığı onda sıkıntı yok. Kuru pişmiş değil. Mi? Pişmiş, kuru değil, çok yağlı değil, yağsız da değil. O güzel. Ama dediğim gibi karabiberi çok yoğun. Peki. Herkes yorumlar bir acılığına evet, takmış. Sadece acılığına. Yani bu bakın yani normalde çok acılı şey yağlı olması gerekiyor. Normalde kalın oluyor bazen. Yok, ya onlar eti ama pişmiyor. Dedi ya bak inceliği iyi dedi, evet. Yağı iyi dedi. Hani tek problemi karabiber işte. Ha. Sadece karabiber çok olduğu için puanı ne kadar kıracaksınız bilmiyoruz. Ama bunları da göz önünde bulundurmanızı istiyoruz. Yani ana yemeği sadece dolu dolu dana kıymadan yani. Yaptınız herhalde bunu. Tabağın dolu yani. Dolu gelmiş mi? Adana şey... usulü madem bu. Adana usulü değil bu. Öyle dedi. Yani hani hayır, Adana yiyorsunuz ya normalde o da acılı ya. O da öyle bir örnek veriyor. Tamam. Hadi o zaman Hatay usulü ise içinde birazcık kuyruk yağı olması lazım da veya Adana usulü kıyım. Değil. Anlamadınız. Tepsi kebabı Hatay'a ait bir kebap. Tepsi kebabı Hatay yöresine ait bir kebap. Evet. Yapılışında ya kuyruk yağı ya dana kıyma ve koyun kıyması, kuzu kıyması. Evet, belki kuzu karıştırabilirdi. Yapılabilir de. Beraber yani kağıt gibi. Kebabı diye adlandırılıyor. Siz normalde kuzu eti ya da kuyruk yağı kullanıyor musunuz? Doğuda çok kullanırlar. Hülya Hanımcığım. Kullanıyoruz Kadir Bey. Burada niye kullanmadın bugün? Yani yağlı olur diye hani. Ama yağlı ama biraz yağlı olması gerekiyor. Davet masasına gitmez diye. Bir de herkes alışkın değil. Davet masasına acıyı yapıyorsunuz. Tepsiyi getirip gösterebilir miyim? Yani o kadar yağısı var ama... Hani nasıl diyeyim? İşte kıymanın içinde yağ içinde olmadığı kalmamış, için. Kalmamış, o yağını süzmüş yani. Keşke servis yaparken şey, biraz yağ damlatsaydım. Yani sert da. Yine... Kırç mı ediyor yani? Evet, biraz şey. Sert. Gerçekten. Peki. Bence karabiberi biraz bir tık fazlaydı. İnşallah ondan puan kırılmazlar. Gerçekten ana yemeğim güzeldi. Karabiber çok fazla olduğu için tepsi kebabınla evet puan kıracağım. Karabiber çok olduğu için puan kıracağım. Hülya Hanımcığım tepsi kebabı yaptınız, Şükran Hanım ekmek yedi. Kadın ekmek yedi. Ayıp ya yemin ederim. Davet masasında o kadar yanına önüne güzel bir yemek gelmiş. Kıbrıs tatlınızdan güzel yorumlar alırsınız inşallah. Ben zannetmiyorum hiç. Ona da bir yorum yapacaklar yani. Hülya Hanım'ın bugün en büyük sloganı dolu dolu. Şimdi evet, biliyorsunuz evet. Ki onların kültürlerinde yani, tabaklar dolu dolu evet. Olacak. Misafir doyacak. Evet. Hani sizin düşündüğünüz gibi karbonhidratmış. Biz misafirperverleri yani misafir ağırlamayı seviyoruz. Dolu dolu böyle servis yapıyoruz. Yani orada öyle karbonhidratmış yok. Pilavın yanına püreymiş düşünme. Yok. Tabak dolu mu dolu ona bakılır. Şükran Hanım şekeriniz çıkmamış mıydı sizin? Bakmayın be tadına. He, öyle bir atış attınız ki dedim Allah Allah. Ama açım işte yani yiyeyim ki acık karnım doysun. Ha şekerin yükselince sinirleniyorsun ya iyice. Afiyet olsun. Ben yorum yapabilirim hem yiyip. Devam edebilirim. Beğendin mi? Gerçekten güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Tek sıkıntısı üstünün muhallebisi dolmamış. O da vakitle alakalı aynen. Herhalde. Peki. Ama tadı, tuzu, şekeri her şey çok güzel. Üstünü narla ya da şeyle süsleyecektim. Nar mı? Onu... Kıbrıs tatlısında. Çilek koyuyorlar genelde. Çilek koyuluyor. Nar değil de çilek koymaması sulanın rengini veriyor. Yani ben oraya. Görmedim. Hiç. Şafak Hanım sen domates çorbasında şehriye görmüş kadınsın. Bundan narı mı göremedin? Görmedim. Beğendin mi Şafak abla? Aslında gördüm de narlar o tarafa kaymış da bakıyordum ben nereye gitmiş bu narlar. Nasıl bunun tatlıyı? Fena değil. Güzel yani akışkan. Ben zaten hani sert bir krema olunca beğenmiyorum. Güzel, fena değil. Peki, afiyet olsun. Evet, Filiz Hanım. Şekeri bana çok fazla geldi. Ve üstündeki kreması biraz cıvık geldi bana. Ama lezzet olarak güzel. Afiyet ellerinize peki. Sağlık. Kibriye abla beğendin mi? Ben de beğendim. Oh, afiyet olsun. Güzel. Birazcık tatlı, şeysi birazcık yumuşak.
Muhallebisi mi? Muhallebisi. Peki. Ham arıtlama güveniyorum. Güzel geçti. Yemeklerime de güveniyorum. Zamanında yetiştirdim. İnşallah birinci olurum. Hülya Hanım bugün menüsüyle, masasıyla sınıfta kaldı. Sofrasından çok büyük bir beklentim vardı açıkçası. Ama tok olarak kalkamadım maalesef. Hülya Hanım bu sofrayla birinci olması şansı çok zor. Tatlarımızı yediğimize göre puanlamaya gidiyoruz. Haydi buyurun. Hadi. Hülya Hanım'ın Kıbrıs tatlısını ve sadece dolmasını beğendiğim için Hülya Hanım'a puanım. 2. Hülya Hanım'ın sadece tatlısını beğendim. Salatasını da ben hatırlattığım için ona bu yüzden puanım. 2. Hülya Hanım'ın pilavını ve tatlısını beğendiğim için ona puanım. 3. Hülya Hanım'ın sinir kebabını beğendim, salatasını beğendim, tatlısını beğendim. O yüzden ona puanım. 3. Evet, puanlarımızı verdiğimize göre son iki yarışmacımız büyük finale de çok az kaldı. Şafak Hanım ve Şükran Hanım. İçimden Şafak Hanım geçiyorum. Bir haftadır hiçbir şey yemeyen, aç kaldım yani Şükran Hanım. Bakalım misafirlerini doyurabilecek miyim? Evet, yani bizi doyurabilecek miyim? Şafak Hanım, hazır mısınız? Değilim, değilim. Şükran Hanım geliyor. Gelince Şafak Hanım ama. Bunu da bilirseniz artık yani. Sessiz bir şey. Çok heyecanlı. Yarınki yarışma, bak efekt de veriyorum bedavadan. Yarınki yarışmacımız çok üzgünüm Şükran Hanım oluyor. Çok güzel şarkı ya. Yine bildim ama. Hayır. Mavi benim, yeşil. Öyle mi Hanım dedim? Cuma günü büyük final gününde ise Şafak Hanım yarışacak. Oh, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Şükran abladan çok ümitli değilim. Çok performans göstereceğini düşünmüyorum. Etaplarda çok geride kalacak, masada yetişemeyecek. Şükran ablanın yetiştireceğini düşünmüyorum. Şükran Hanım yarın pek bir başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Bana o izlenimi vermedi maalesef. Heyecanım var ama bu heyecanıma yenik düşmeyeceğim. Hepsinin ağzı açık kalacak. Bir bahane bulamayacaklar. Çok da eğleneceğiz Kadir'le mutfakta. Hadi bakalım. Çok güzel. Yarın kazan mübarek olsun, evet. Şükran abla. Amin cümlemizin. Bakalım. Sıra bende. Puan vermek üzere gidiyorum. Yarın göreceğiz. Evet. Yarın görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Çok. Haydi bakalım. Evet, Hülya Hanım'ın eline koluna sağlık. Bugün mutfakta elinden geleni yaptı. Ben performansını beğendim. Sonlara doğru birazcık ümidimi yitirmiştim ama neyse ki böreğini de kızarttı. Bugün börek konusuna çok takıldılar. Çiğ börek de yağda kızartılıyor ama aldı börek. Çorbaya gelince ben çorbasının lezzetini beğendim. Güzeldi ama salça koymasını doğru bulmuyorum. Keşke içine iki tane kesme şeker atsaydı da domatesin ekşiliğini alsaydı biraz. Hele Şehriye yorumuna bayıldım. Ara sıcaktaki böreğini beğendim. Hanımlar galiba ilk defa hamur kızartıyorlar yağda. Hamur yağda kızardıktan sonra bekledim, ister istemez biraz lastik gibi olur. Çünkü mayalı bir hamurdu. Bence çok aşırı eleştirdiler. Ben lezzetini beğendim. Sarmasını beğenemedim çünkü çok acıydı. Evet, belki kültürlerinde acıyorlar ama maalesef ki davet sofrası için aşırı acıydı. Ana yemeğe gelince patates püresi soğuktu. Pilavın yanında asla olmaz. Ana yemek sıcaktı, lezzetliydi. Biraz acısı fazlaydı onun da ama beni çok yakmadı. Tatlıya gelince tatlısını beğendim. Eline koluna sağlık diyorum. Ama ev sahibi olarak bugün ben ev sahiplerini beğenmedim. Şöyle beğenmedim. Kendisini çok güzel savunmadı. Öyle yerler vardı ki ben kendimi zor tuttum laf söylememek için. Ama hanımefendi kendini savunmadı. Çok güzel laf çevirebilirdi. Çeviremedi. Eline koluna sağlık diyorum ve puanımı veriyorum. Evet, puanımı verdim. Yarın kaynanaların korkulu rüyası Şükran Hanım yarışacak. Neler çekmiş, neler çekmiş, daha devamını dinleyeceğiz. Bitmeyen hikayeleriyle, muhteşem menüsüyle doymayan kadın Şükran Hanım. Yarın Enem Arat, beni de sakın kaçırmayın.